belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Ortamındayız. Burada birazdan tarihi bir olay yaşanacak. Bakalım bu olayın yaşanması iyi mi olacak, kötü mü olacak? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Gel bakalım paşa. Gel. Yeri için hayırlı olsun. Buyur. Burada masan. Ya Mustafa Bey, vallahi ilk günüm, böyle çok heyecanlandım. Çok teşekkürler. Heyecanlanacaksın tabii. Genç adamsın. Tabii ki heyecanlanacaksın. Şimdi sen bana gelen bu dosyaları güzelce alıyorsun. Bunların hepsini gözden geçiriyorsun, hazırlıyorsun. Ben de şu an kendi masama geçiyorum. Benim masamda benim gözümden kaçıp senin gözden geçireceğin belgeler var mı? Onları alıp senin masana yığıyorum. Mustafa Bey, hani yanlışlık olmasın diyerekten bir soracağım. Evet. Size gelmiş ya bu tapular. Hı hı. Sizin bunları yapmanız gerekmiyor mu? Sizin halletmeniz gerekmiyor mu bu işte? Hiç gerekmiyor. Şimdi sen bu işe yeni girdiğin için senin bakıp bunları halledip hazırlaman lazım. Şimdi ben senin nasıl hazırlandığını görüp seni hazırlamak adına hazırlayacağım. Ha. O zaman ben hazırlanmaya hazırlanayım. Bravo. Ya. Hazırlanmaya şu an hazırsın işte. Hadi bakalım paşa. Merhaba. Merhaba teyzeciğim. Buyurun. Vallahi benim arsamla ilgili bir durum vardı da bir yanlışlık olmuş. Ben onu düzeltmeye geldim. Bakalım. Ne olmuş böyle? Ha. Ya şey, belediye öyle yol yapımında 2 metre benim arsaya girmiş de. Aa! Hakikat ya, 2 metre biz sizin arsaya girmişiz yani. Hı. Tamamen bizle alakalı, kusura bakmayın ne olur. Bunu hemen halledelim, çok özür dileriz ya. Ya şimdi 2 metre benim arsaya girdiğiniz için benim arsa 2 metre küçüldü. Ondan dolayı yani bunu bir telafi edebilir miyiz, ne yapabiliriz onu öğrenmek istiyorum ben. Teyzeciğim dedim ya, hata bizim dedim zaten. Telafi edeceğiz dedim, özür dilerim dedim ya. Hata bizim mi dedin sen? Hata. Ha. Hata sizin, öyle mi? Dedim ya işte, hata bizim, özür diledim işte, halledeceğiz dedim. Ben inanamıyorum şu an gerçekten. Hı? İlk kez bir kurumda yani hatasını kabul edip özür dileyen birini gördüm de şu an. Gerçekten uzun süredir böyle biriyle karşılaşmamıştım. Neyse. Çok şaşkınım. Düzelteyim ben şurayı. yok, düzeltme. Yok ya, vallahi düzeltme. Ah! Vallahi kabul etti hatasını. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şunu da gördüm ya. Bir kurumda hatasını kabul edip özür dileyen birini gördüm ya. Ahir ömrümde daha da gam yemem. Vallahi kabul etti, özür dedi ya. Bakayım. Vallahi bu özür diledi ya. İnanamıyorum ya. Kadın deli herhalde. Şaşırdı gitti ya öyle. Diye. Ne yaptın lan sen? Ne yaptım ya? Özür diledin. Özür diledim hanımefendiden. Yani... Biz özür dilemeyiz. Ama hata yapmışız. Biz hata yapmayız. Ama yapmışız Mustafa Bey. Yapmasak yapalım. Hata yaptıktan sonra reddederiz. Ne demek ya, hatayı kabul ettin ya. Özür diledin ya sen az önce ya. Hata mı yaptık? Hata yaptıysan reddedeceksin ya. Bu kadar. Ne diyeceğim? Karşı atacaksın suçu. Direktman. Evet. Ne sorun ne? Mesela ne olmuş? Arsasında bir sorun mu olmuş? Ne oldu? Hata bizle alakalı değil hanımefendi. Ha, dün gece ne oldu? Çok büyük yağmur yağdı. Sizin arsanız çekmiş. Böyle diyeceksin. Mustafa Bey, öyle denir mi ya? Arsa çeker mi? Saçmalamayın. Mantıklı değil yani. Özür dilemek çok mu mantıklı yani şimdi? Özür dilemenin nesi mantıklı ya? Ya sen ne yaptığının farkında mısın? Sen şu an
Avusturya Macaristan prensini öldürdün ya. Sen şu an yaptığın şeyin gerçekten farkında değilsin ya. Öldürmedim kimseyi Mustafa abi. Sadece özür diledim yani. Ne yapacaktın başka? Suçu karşı tarafa atacaktın hayatım. Suç bizde değil, sizde diyecektin. Anlatabiliyor muyum? Ya özür dilemenin nesi iyi gülüm benim ya. Ben geçen ay adamın yasal evine kaçak damgası basmışım. Ne yaptılar biliyor musun? Hı? Evi yıktılar. Şimdi gitti özür dile. Hadi buyur. Ya mis gibi düzenimizi mahvetti ya. Vallahi mahvettin sen bizi. Şu an sistemi çökerttin ya. Ay kalbim enecik. Vallahi çok kötü oldum. Ya arkadaşlar. Hoş geldin ben. Ya Mustafa. Efendim. Başka ben bir şey duydum. Evet. Bir şey duydum ama şey. Kapıyı kapat. Çok ihtimal de vermedim ama yine de bir sormak istiyorum ya. Paşa, sen işe girdiğin ilk gün mesai saatlerinin henüz başındayken bir tane vatandaştan hata ettiğimiz için zulmü diledin. Tamam. Tamam, tamam. Tamam, sorun yok. Hallederiz. Hallederiz. Paşa, tam olarak tam olarak ağzına hangi sözcükler çıktı? Net bir şekilde hatırlıyor musun? Ne dedin tam olarak vatandaşa? Hata etti. Kusura bakma, özür dilerim dedim. Ha, çok evet. Da net söylemiş. Net ama. Hayır, net şekilde söyledi. Kusura bakmayın, özür dilerim dedi. Bundan sonra kesinlikle geri dönüş olmaz. Geri dönemeyiz İbrahim. Ne yapacağız biz ya? Vallahi biz gibi düzenimiz bozuldu, mahvolduk ya. Ya saçmalamayın, ne olacak yani? Hata yapılırsa özür dilenir, düzeltir hata yani. Lan olur mu öyle şey? Ne alakası var ya arkadaş? Oldu o zaman. Her hata yaptığımızda hata bizde deyip özür dileyelim. Dileyelim. Lan sen bu yaşına nasıl geldin oğlum ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Saçmalama ya. Misal ben daha bu sabah alt katta bir tane vatandaşa 10 yıllık çöp vergisi kesmişim. Ne yaptınız? Lan ne yapacağım? O birader 10 sene rahatsın dedim. Teşekkür etti gitti adam. Ya, adamdan 10 yıl toplu para almışsınız yani olur mu? Salak lan bu. Salak. Salak ha, harbi salak. Salak ya. Oğlum hem bizi yaktın hem kendini yaktın ya. Aman paça ya. Ya saçmalamayın özür diledim yani. Ne olacak ki özür dilesem yani? Sistem çöker. Ne sistemi ya? Ya ama ben buna izin veremem. Paşa. Dur bakalım şuraya. Bir çözümü olmalı, olmalı. Şimdi paşa, paşa, paşa. Söyle bakalım. İyice hatırla, o anları iyi düşün. Hafızanı zorla biraz. Bu vatandaş buradayken sen o lanet olasıca özür dileme esnasında etrafta tanıklık eden başka bir vatandaş var mıydı? Yoktu. Yoktu, yoktu, yoktu. Tamam, yoktu. Tamam, harika. Onu sayma, yoktu. Yoktu, yoktu, yoktu. Tamam, süper. Kaç yaşlarındaydı bu vatandaş oğlum? Yaşlıydı. Heh. Harika, harika. Duymamış bile olabilir. Aa, evet. Başta zaten 2 kere falan tekrarladım. Anlamadı, duymadı herhalde. Tamam arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar bunu çözebiliriz. Çözeceğiz. Bu krizi atlatabiliriz. Eğer benim bu badireden kurtulabiliriz. Kurtulabiliriz. Hatta kadın buradan kalkarken aynen şöyle yaptı. Nasıl? Buradan kalktı. Aa! 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 Aa dedi. Belki de şoke olmuştu kadın. Ha. Belki de çoktan unuttu gitti bile. Belki de. Ay inşallah Allah'ım inşallah inşallah. Ya ne yaşıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar, ne demek ne yaşıyorsun? Paşa, şimdi tek bir şey yapacağız. Olur da o vatandaş buraya geri gelirse, her ne pahasına olursa olsun, ne olursa olsun reddedeceksin. Dediğin her şeyi inkar edeceksin. Öyle bir şey yapamam. İşimden olurum. Yapamam. Bunu benden istemeyin. Merak etme. Biz sana dışarıda bakarız. Aynen. Biz sana dışarıda bakarız. Gün kan kusup kızılcık şerbeti içtim demenin günüdür evlat. Ama umalım ki Mesut Bey'in kulağına gitmemiş. Hadi inşallah. 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 Beyler. Ah, beyler. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Bir sakin. Bir sakin olun, ne olur. İçeride kara haber dolaşıyor. Doğru mu? Ha? Aslı var mı söyleyin bana? Sakin. Şöyle oldu şimdi, şöyle oldu. Şöyle oldu. Ulan konuşun. Ben canım için baba. Aslı var mı söyleyin bana? Ya şimdi, şöyle oldu müdürüm. Burada şöylece oturacaksın. Şimdi şöyle oldu. Ne oldu? Acaba yutkuma tutulmuş, birdenbire boş mu bulunmuş? Evet. Gelen vatandaşa aynen şu şekilde konuşmuş. Demiş ki... Evet. Sen ne söyleyebileceğim İbrahim, sen söyle. Ne demiş? Söyle. Ne demiş? Mesut Bey. Metin oğlum. Metin oğlum. Bana olur sakin ol. Maalesef paşa özür dilemiş. Paşa, yapmadım da. Yapmadım da.
Mesut Bey. Özür dilemedim de ne olur. Ne oluyor ya Mesut Bey? Söyle. Sus. Sus. Tamam. Hiçbir şey söyleme. Tamam özür dilerim. Deme, deme. Tamam. He, deme. Tamam ya. Bana, benim daha 3 yıl kredim var lan. Sen ne yaptığını sanıyorsun? He, bu ülkede kim hatasını kabul edip de özür dilemiş? He, hiç kimse. Dilememiş. Ne yapacağız? Söyle, ne yapacağız? Ya ben sanki şirketi başınıza yıkmışım gibi niye hareketler yapıyorsunuz? Sadece özür diledim. Gerçekten bir şey olmaz. Merak etmeyin ya. Ha, durun burada mısınız? Çayınızı getirin müdürüm. Ver şunu. Ver şunu. Ver. Oh. Bu ne lan? Şeker diye karbonat mı koydun buna? Vallahi müdürüm benim hatam değil. Şekerle karbonat birbirine aşırı benzer iki varlık yani. Benlik bir durum yok yani. İşte bak bir saat. Bahadır Bey'in hatasını kabul edip özür dilese burada hiç... Sen sus lan! Sen sus! Her şey senin başına da çıktı zaten. Özürmüş. Ya müdürüm, aşağıda bir sürü kitle toplandı. 166-167 kişi var en az. Hepsi özür, özür diye suratıma bağırdılar ya. Ve sen bana çay mı getirdin? He, afiyet olsun. Lan koşun, koşun. Öyle tatiline çıkalım. Aç uyuyoruz. Özür, dileyim, özür. Çok geç, çok geç, çok geç. Dışarıda çılgın bir kitle toplanmış. Özür dileyenini duymuş Bahadır Efendi'nin gibi 166-167 kişi. Bizim de özür dilememizi bekliyorlar. Benim de yüzümü gördüler ya, beni gördüler. Allah'ım ne yapacağız? Oğlum niye bu ne zaman engel olmadınız? Ya efendim ben ne bileyim birden... Ben yoktum, ben burada değildim. Ben yoktum efendim. Ben yoktum. Ben de burada adamın ağzından tutacak halim yok yani. Yandık. Bunlar şimdi bak... Özür dilendi ya. Bak, Allah aşkına. Bak bunlar yüz bu. Bunlar yüz bu. Ha boğuluyorum. Ha pardon. Bunlar yüz bu. Benim daha repliklerim var durum. Tamam. Söyle. Sen sakin ol. Tamam sakin. Tamam bir dakika. Çıkar. Bir dakika. Ben çıkayım isterseniz. Yok tamam. Hayır hayır. Ay çok rahat öyle. Rahat. Bir dakika. Bak bunlar şimdi özür diledi ya biri. Hepsi yüz bulur. Sakın, özür dilerim. Sakın, sakın. Dileme, özür dileme oğlum. Bırak a**le dağları deniyor. Dileme, özür yok. Ya bunu bırak abi, özür dileme ya. Bunu anla artık ya. Ya valla. Ben konuşmuyorum artık. Lütfe. Yok. Ya yorma şimdi. Ben söyle, iyi konuşuyorum. Ya öyle öyle. Valla bak şimdi yüz bulacaklar. Herkese yayılacak bu şimdi, özür diledik ya. Paşa yaktın bizi, yaktın. Paşa yaktın, yaktın. Paşa yaktın. Ben... ...şeyim benden. Çok kötü oldu şu an. Aşağıda bir şey yapmasınlar bana o kadar insan. Özür dilerim. Gel. Lan o hala özür diliyor ya. Ağzına yer yapmış. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu iş büyüdükçe... ...Mesut'a arada bayılma gelsin. Ha? Tabii tabii. O sinir, tansiyon. Arada bayıl gel. Lan özür dileme lan. Özür dileme bak. Ağzında yer etmiş sana. Aman. Ay bir şey oldu. Aman. Eğim. Çıkarım üstünü de. Tamam. Ay. Ay bana. Ay gidiyor. Tamam. Ne geldiler. Ne? Kamera. Ne oluyor ya? Kamera. Kamera. Kalk. Otur. Yolunda. Vallahi her şey yolunda. Oh be işler müşler. İyi tamam peki Sadık burası iyi mi? Teyze olay yeri neresi? Tam burası. Bu masanın önü. Tamam. Ozan sen şöyle öne gel. Tamam. Teyze sen de oturduğun sandalyeye şöyle yakınlaş. Tamam. Evet kayda giriyorum. 3, 2, 1 kayıt. Olay işte tam da burada gerçekleşti sevgili seyirciler. Ülkede ilk kez birisi hatasını kabul edip özür diledi. Yanımda bu mucizevi olaya tanıklık eden Mehtap Hanım var. Evet, Mehtap Hanım. Neler söyleyeceksiniz? Lütfen bize anlatır mısınız olayı? Tabii ben anlatayım. Vallahi benim arsayla ilgili bir durum vardı. Belediye yol yaparken 2 metre benim arsaya girmiş. Onu düzeltmek için gelmiştim buraya. Bu masanın önünde durmuştum. Peki, o anda tuhaf bir şey hissettiniz mi Mehtap Hanım? Aslında ilk geldiğim an her şey çok normaldi. Sonra böyle bir anda beni bir ürperdi aldı. İçime bir şey oldu yani böyle. Cam açıktı. Sanırsınız ki mevsimler değişti. Cam açıktı, esmiştir onu değil. İnanılmaz bir şey şu anda. Sonra? Sonra o muhterem zatın yüzüne böyle
böyle bembeyaz bir ışık yansıdı. Bilgisayarın ışığı ya. Peki Mehtap Hanım, o görevli kişi size ne söyledi? Bir şey dedi mi? Dedi, demez mi? Özür dilerim dedi. Kusura bakmayın dedi. Bizim hatamız dedi. Dedi bunu. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Yani özür dilerim kelimelerini gerçekten duydunuz mu Mehtap Hanım? Yani o mucizevi anın büyüsüyle acaba yanlış anlamış olabilir misiniz? Yani özür dilerim değil de hani özel biriyim demiş olabilir mi? Asla. Bu kulaklarım duydu. Özür dilerim dedi. İnanır mısınız? Ben de çok şaşırdım sizin gibi. Çünkü çok uzun zamandır ne evde, ne ailede, ne sokakta bu kelimeyi duymuyordum. Biz de. Biz de Mehtap Hanım bilmez miyiz? Evet. Sevgili Mumbuşların Sesi TV izleyicileri. Şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Mucizevi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Peki Mehtap Hanım, o görevli kişi şu anda burada mı? O muhterem zat. Şu bey. Yalnız. Öyle mi? Bir saniye. O zaman beyefendi merhabalar. Biraz önce özür dilerim demişsiniz. Görevli kişi sizsiniz belli ki. Neler söylemek isteyeceksiniz? Yalnız bir dakika beyefendi. Bir yanlış anlaşılma var. Kendisi burada görevli değil. Stajyer. Stajyer. Evet. Performansına göre biz onu kadroya alacağız. Öyle mi? Peki beyefendi neler söylemek istiyorsunuz? Evet. Hadi bakalım göster performansı. Hadi göster. Gerçekten hatanızı kabul ettiniz mi beyefendi? Hayır canım öyle bir şey olmadı. Ne hatasını kabul etmek? Yani Mehtap Hanım sizin hatanızı kabul ettiğinizi ve özür dilediğinizi söylüyor. Özür niye dileyim canım? Olmadı. Ha ben hatırladım teyzeyi ya. Ben şey yapsın dedim, özel dilekçe yaz. Sana özel dilekçe yaz dedim. Sen anlamadın, sen oynuyordun artık kafam biraz, bilmiyorum nasıl bir ruh halindeydin. Özel dilekçe yaz dedim, sen yanlış anlamış beni. Nasıl ayol, mümkün değil. Kulaklarım duydu, özür dilerim dedin ya sabah. Ne münasebet, niye dileyim özürdü ki, anlamadım yani. İşte bu yüzden iki metre benim arsaya girmiş. Baktın oradan bilgisayardan. 2 metre diyor. Hakikaten. Ha bu şey. Bu şey bu. Yağmur yağdı ya dün. Senin arsa çekmiş bu. Arsan çekmiş. Bizimle alakası yok bunun yani. Ne abi demek çekmiş ya? 2 metre ne olacak işte orada? Çekmiş. Arsan çekmiş. Arsan çekmiş. Böyle bir şey olabilir mi anlıyorum ya? Anlıyorum. Evet sevgili izleyiciler haber yanlışmış. Çok üzgünüz gerçekten. Ama bu bizim değil. Mehtap teyzenin hatası. Ya. Sözü merkeze bırakıyorum efendim. İyi günler. Hadi bakalım lütfen çıkar mısınız? Allah hatalısın teyze. Lütfen daireyi boşaltın. Biz de burada işimiz var, gücümüz var Allah aşkına. Hadi. Hadi çıkın. Sana yazıklar olsun sana. Beyefendi çıkın. Ben seni diğerlerinden çok farklı sanmışım. Hanımefendi. Hadi çıkın. Çıkın o söyleyin o kalabalıkta dağılsın. Yok. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bravo. 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 İşte bu. Bu kadar basit ya. Aferin. 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 Bu sefer yırttın. Ama oğlum birinin üzerine suç atarken de yani biraz çalış ya, bir usturuplu ol. Arsa 2 metre çektin ne demek lan? Arsa çeker mi hiç? Mesut Bey benim hatam değil, Mustafa Bey dedi onu. Lan! Aa, helal lan sana! Aferin lan. Öğreniyor, hızlı öğreniyor ha. Alın mesela. Çorapla dizileceğiz dedim bak. Çorapları aldım buyur. Eller yukarı bu bir soygundur. Efendim ben sağmadan işlem yapamıyorum. Müşteri değiliz biz. Soygun için geldik. Soygun bu. Tam soygun. Aynen. Kimsin sen? Ha? Prenses misin sen? Kim? Havan kime? Kız ne prensesi? Bu bir soygundur. Aa iyi ne yapalım Allah Allah. Şuraya normal bir şekilde koyuyorsun paraları hadi. Anormal, ben normal, C normal, D normal, E normal. Bu bir soygundur. Soygun tabi mi? Sizi soyuyorum. Bizi duyuyorsun tabi mi? Kendine gel kork benden. Abi asıl sen kendime gel. Amca tamam, yahu tabi mi? Dile var tabi mi? Ben ne günah işledim, sınamıyor muyum ben ya? İki tane arkadaşımız var. İki tane hanımefendiyle tanıştılar ve onları bugün bir
etkinliğe, bir gösteriye götürmeye karar verdiler. Bakalım nasıl geçecek bu etkinlik, sonunda neler olacak, izleyelim efendim. Buyursunlar. Yalan Mustafa, gel. Vay 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 vay. Gördün mü? Tiyatro ha? Tiyatro dalgası böyle bir şey oğlum. Tiyatro ha? He? Nasıl ayarlamış? Vay kardeş, vay 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 vay. Kardeş, sana bir şey söyleyeceğim la. Oğlum, seninle benim kızlarla buluşma işimizi sen nasıl ayarladın? Sen ne çeşit bebeğimizsin kardeş la? Bilimi kullandım. Bilim mi? Şu pamuktan fasulye yetiştirmek, bilim. O mu? He, pamuktan fasulye yetiştirdim. Sonra pilav üstü yaptım Mustafa. Oğlum cahil cahil konuşma ya. Yapay zekayı kullandım. O ne la? Yatay zeka ne la? Salak mısın oğlum sen? Yapay zeka, yapay. Yatay deyince aklıma başka bir şey geldi. Oğlum normalde senin benim gibi insanların bir kızla ayarlama ihtimalleri sıfır olduğu için... Sıfır, evet. Yapay zekaya başvurdum. Nasıl? Kızlarla ne yapılır? Nasıl onları ikna edersin? Onları ilk nereye götürürsün? Buluşmada ilk ne söylersin? Nerelere gidilir? Ne yenir, ne içilir? Ne diyorsun lan? Benim bu kadar ilerledi mi lan? Vay anasını ya. Geride kaldım Mustafa. Ne diyorsun ya? Ya kardeş, keşke şu yatay zekaya deseydin ki başka bir yer ayarlasaymış yani. Benim en son tiyatroyla alakam ilkokulda ben Battıcan oynadıydım. Evet, Arnı Yarık oynadıydım Yerli Malı Haftası'nda. Tiyatroyla bizim alakamız ne kardeş? Ya Mustafa'cığım, okey oynamaya mı götürecektik kızları? He? Eşli batak mı oynayacaktı kızlarla? Tiyatroya götüreceğiz tabii oğlum. Yani kızlar bizden biraz etkilensinler, entel gözükelim onlara. İşte benim de kafamı o kurcalıyor. Kızlara ilk kez görüküyoruz. Oğlum. Ne oldu, niye güldün? Kızlara ilk kez görüküyoruz. Gözüküyoruz. Ha işte görüküyoruz, aynısını Mustafa, söylüyorum. Mustafa lütfen kızların yanında böyle konuşma. Tamam. Mustafa'cığım o yüzden tiyatroya geldik ya. Kızlar bizim dış görünümüzde, görünüşümüzde değil, görünüşümüzde... Dış görüküşümüzde. Bak yanlış söylüyorsun, dış görüküşümüzde. Dış görüküşümüzde. Evet. Kızlar bizim dış görüküşümüze aldanmasınlar, kafamızın içiyle ilgilensinler, ona tav olsunlar diye gel. Kızları oyuna getirdik öyle. Bırak kardeş, ne kadar komik adamsın lan sen. Vallahi ben hazır. Neyse, şöyle inşallah alenceli bir Hacı Göz Karabat oyunu izleriz. En sevdiğim oyundur benim Hacı Göz Karabat oyunları. Alenceli mi? Alenceli. Sen zına Mustafa tükürürüm bak. Yap böyle şeyleri tamam, lütfen. Tamam. Ayrıca Hacivat Karagöz tiyatro değil Mustafa. Ha. Cahil cahil konuşma Mustafa. Ne? Sinema oğlum o. Aa. Kızların yanında böyle konuşma Doğru Mustafa. Doğru söylüyorsun. Sonuçta ikisi de perdede. Kesinlikle haklısın. Oyunun adı neymiş kardeş? Ne bileyim lan, ben en ucuzdan en pahalıya sıraladım. En ucuzdan aldım işte. Hadi canım. Çiçek. Mustafa. Çiçek. Merhaba. Burcu. Evet. Ne oldu? Merhaba. Çok memnunum. Kusura bakmayın yani ilk defa böyle bir kızla kıyafet ediyor, çıkıyor anlamına. Yok canım, aksine güzel yani bu zamanda az şey yaşamış erkek olmak yani. Hiç yaşamadım. Mustafa'cığım, duygu olarak söylüyorlar kızlar. Duygu olarak. Ha, yani, ha pardon, ben başka... Aşık olmak gibi yani. Tamam, benim yatay zekam başka yerlere gitti, affedersin. Mekan ne kadar boş yani çok. Ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Biz şimdi hangi oyunu izliyoruz? Oyun başlıyor. Oyunumuz başlamak üzeredir. Ay. Ay, başlamadı değil mi? Hocam korktu, nasıl koşarak geldim ya. Hayır, oyundan sonra gelirsen Hayati Kelter acayip kızıyor. Hayati Kelter'in oyunu mu bu? Ay ben onun hayranıyım ya. Ya onun oyunlarına bilet bulmak çok zor. Çok ucuza çıkarıyor biletlerini ve hemen bitiyor. Ay nasıl buldunuz ya biletleri? İki gün ben bilgisayarın başında yattım. Açılır açılmaz satın aldım efendim. Yani bu kadar mutlu olduğunuzu görmek gerçekten mutlu etti bizi. Ne demek ya, siz bu çocuğun kırmızı ayakkabılarını hafife alıyorsunuz abi be.
Adam, adam. Hadi otur, 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 otur. Hadi. Hadi. Keşişlemenin itirafı başlıyor. İnanılmaz bir performans olacak. Yani anlayana tabii ben çok heyecanlıyım. Ya, az ötede heyecandan birader. Vallahi çok cisli bir beyanıma düştü. Hadi hayırlısı. Yalnız Fikriciğim, gerçekten aşırı mutlu olduk. Ve Exa'dan puan kazandınız yani bizim gözümüzde. Şimdi normalde de yani herkes performart sevmez. Ama siz seviyorsunuz filan. Yani bayıldık diyeyim ben sana. Oo. Şöyle ki, performans sevmeyen de ölsün. Ya gerçekten çok şanslıyız. Performans art seven erkek resmen dört yapraklı yonca. Kim sevmiyormuş ya performansı? Kim sevmiyormuş bu enerjiyi? Performansı sevmeyen adam gelsin karşıma çıksın. Ben yaza geldim, kusura bak. Performans art bizim için hayat biçimidir. Gerçekten. Evet, sabah kalkarım. İlk Amerikanımı söylerim. Amerikanım gelir, Mustafa'yı ararım. Nereden gelir bilmiyorum, hiç sormayın. Hemen Mustafa'ya. Mustafa derim, bu akşam performans art var mı derim. Art arta gideriz deriz performansla. Ay, işte size art bu. Değil mi Mustafa? Yo. O da çok sever, onun da çok iyidir performans. Aa, iyidir, iyidir. Ha, pardon. Çok özür dilerim. Kulak misafiri oldum böyle. Konuşuyorsunuz sesiniz bayağı geliyor. Performans art dediniz. Ben de çok beğenirim. Bana da tavsiye edebileceğiniz bir performans art var mı acaba? Biz gurme zevklerimizi paylaşmayı sevmiyoruz ben. Ama ısrar etsem gerçekten çok ısrar ediyorum. Lütfen. Bak sen ne yap biliyor musun? Bizim Ankara Dikmen'de Salon Serhat var. Süper bir kıraathane. Sen onun alt katına git. Orada süper performanslar yapıyorlar. Bilardo masajı diye bir oyun var. Fena tuttu. İstersen git. Ah, tamam. Salon Serhat mutlaka gideceğim. Mutlaka git. Mutlaka git. Kızlar fena düştü Mustafa. Bana bak. Oyunu anlıyormuş gibi izle. Tamam da bir şey soracağım. Bunlar gerçek kız mı? Gerçek de mi? Baba sonundan mı? Bana bak Mustafa. Ha. Sakın oyunu boş gözlerle izleme. Ha. Tamam mı? Tamam. Bir şey anlıyormuş gibi izle. Tamam, tamam canım. Sorguluyormuş gibi izle. Tamam, tamam canım, tamam. Şş, tamam, konsantrasyonunu lütfen bozmayın. Lütfen. Hadi başlıyor. Oyunumuz başlıyor. İyi seyirler dileriz. Ay çok loca tutmuşsun kendine. Bir ormanım ben, bir orman. Dallarım, yapraklarım, sesim, nefesim. Tutun beni. Adam köklerim diyor lan. Lan köklerim. Adam dallarım. Yapraklarım. Tutun dallarımı. Tutun yapraklarımı. Ölüyorum. Ne olur tutun. 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 Dokunma bana. Dokunma. Çek o pis ellerini ormanımdan! Çek! Yardım et. Yardım edin ne olur! Ay adam doğanın sancısını ne güzel anlattı. Oğlum, adam öleceğim diyor, yardım mı etsek? Kardeş, ben kimsenin yaprağını tutamam vallahi, kusura bakma. Kalpleriniz sağır. Gözleriniz...
gözleriniz kör. Yok mu içinizde bir cesur yürek? Ölüyorum. Ölüyorum, yardım edin. Yardım edin oğlum. Merak etme kardeşim, ben yardım edeceğim sana. Dokunma bana! Defol, git ormanımdan! Defol! Defol! Defol ormanımdan. Resmen içindeki sancıyı anlatıyordu, ne usufikler. Aynen aynen, çok fena sancıdı. Adamın resmen midesi eşkidi ya. Sen de o çığlığı duydun mu Fikri? Çok pis duydum. İnanılmaz bir performans, anlayana tabii. Sen. Hocam. Sana geliyorum. Şimdi yoksa sen. İnatlaşacak mısın ormanın seninle hesaplaşmasına? Asla. Peki o ormanın sana verdiği cezaya boyun eğecek misin? Tüm benliğimle. Peki istiyor musun cezanı? Değiller gibi. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Oğlum lan niye teşekkürler? Adam sıfatına tükürdü lan. Oğlum nasıl ortam? Adamın sıfatına tükürüyor. Adam diyor teşekkürler lan sonra. Oğlum kızlar tav oldu. İstersen bana ne? Hayır! Alkışlamayın beni. İstemiyorum alkışlarınızı. Alkışa sadece ahmaklar tapar. Alkışa ve paraya. Bak bravo ama adama biliyor musun? Parayı köpek yetmiş. Paraya değer vermeyen bir adam biletin ucuz olmasından da belli zaten. Peki hanginiz ha? Hanginiz? Hanginiz paranın köpeği? Hanginiz söyleyin bana hanginiz? Sen, 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 sen. O halde var mı cesaretiniz o paralardan arınmaya? Ha? Üstünüzde başınızda ne kadar para varsa atın ormana. Hocam şöyle. Ormana, ormana. Atın ormana. Oh, peki ya siz? Siz de arınmak istemez misiniz? Ha? Arınmak. Kredi kartı geçiyor. Nasıl? Dokunma ormana. Elleme yapraklarını adamın. Ben kredi kartıyla arınabilir miyim? Hayır. Sadece nakit. Ya adam resmen içimizdeki kapitalizmi söküp atmaya çalışıyor ya. Nasıl bir performart? İnce şeylere dokunuyor. Anlayana tabii. Tabii anlayana. Hadi arın sen de. Hadi. Ne duruyorsun? Arın. Çıkar içindeki o sorunları. Arın o paralardan. Arın. Hocam, arın. Siz de adam silkiyorsunuz yani. Buyurun. Ya sen? Ya sen? Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor ya. Bana geliyor ya. Ah aptal. Hala o para denen ağır yükün altında ezilmek mi istiyorsun ha? Çıkar o paraları. Abi la ben gelirken dilenciye verdim la. Korkma. Arın diyorum sana, arın. Ha, tamam, tamam. Arın. Tamam. Tamam. Versene parayı, metaforu bozma. Ha, yok bozmuyorum, bozmuyorum. Böyle yerli yerinde metafor duruyor. Ben 200 versem para üstü alabilir miyim acaba? Mustafa'cığım, arındırıcı ayağına gelmiş. 200 liranın üstüne mi istiyorsun? Versene. He? Değil mi yani? Parayı geri verir. Bu paralar, bu paralar ormanımı çok rahatsız etti. Bu paralar. Kurtulmak lazım. Yardım edin. Yardım edin. Cebine 200 lirayı kattı. Vallahi cebine kattı 200 lirayı. Oğlum ben otoparkçıya vereceğim son paraydı la o. Bir şey yap, vallahi bir şey yap. Son paraydı benim. Tamam, bende başka para yok. Halledeceğiz, tamam. Hadi. Keşişleme. 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 Arındırın. Keşiş.
deme. Keşiş deme. Ormanımı bir cehennem ateşine çevir. Arındırın ormanı. Bak, düzeldi, iyi geldi. Evet. Valla bak, odamda resmi et. Keşiş deme. İşte keşiş deme. İşte paranın esiri, ormanın katili. Ormanın katili, gördünüz mü? Vallahi ben sadece 200 lira cebine attığını gördüm. Üstadım, hocanın önünden paraları alıp hocayı sıkıntıdan kurtardın. Keşişlemenin altını çizdin. Yani mükemmelsin, tebrik ederim hocam. Yani hoca tam böyle keşişleyince ben böyle bir müdahale etmek istedim. Vallahi az sonra otoparkçı da bize müdahale edecek kardeşim. Tamam, sıra, tamam. Kızlar okey, boş ver. Tebrik ediyorum ya. Gerçekten yani performansında çok güzel bir katkıda bulundum. Vazifemiz. Keşişleme. Adam kötü oldu gibi lan. Kötü oldu gibi lan. Performans kayıt altında. Adam kötü oldu. Gebersin. Keşişleme. Kayıt altına alacağım bu performansı. Sen. Uçan. Orman. Orman hala rahatsız. Arının, arının o aptal kutulardan. Aptal seni ahmak, al orman. Keşişlendim. Ne mutlu bana, keşişlendim tabii anlayana. İnanılmaz güzel bu his bu. Mustafa gördün mü lan, 80 binlik telefonu atıyorum ayağına, cebine girdi. Ulan performans ayağına burada milleti kekliyorlar. Ulan biletleri bu yüzden ucuzmuş bu şerefsizin. Ya siz? Sizler de arınmak istemez misiniz? Hı? Ha? Hadi çıkarın telefonlarınızı. Var mı o cesaretiniz? Hı? Çıkarın, çıkarın. Bakayım o güzel. Ah! Kaa! Hocam. Hocam. Öyle misin? Arın. Hadi. Dönme hocam. Keşişten. Ya hocam şimdi ben vereyim de şimdi benimki yurt dışı üzerime kayıtlı biliyor musun? İşine yaramaz yani. Benim değil. İçindeki o kaybettiğin eski senin ihtiyacı var ona. Al orman, bir telefon daha. Cebine kaldı abi. Anı yakala. Anı yakala, keşişle. Anı mı yakalayayım? Sen de keşişle hadi. Hadi kurtul. Arın. Hadi arın. Benimkinin daha taksitleri bitmedi de. Ne oluyor ya? Ormanı. Gitsin, gitsin. Ne oluyor ya? Gitsin abi. Adam ne dedi ya? Telefonu versene, performansı bölüyorsun diye şu an. Evet atmıyor ya. Siz de yoksa o maddeci ve kendini düşünen erkeklerden misiniz? Ya öyleyseniz gidelim yani. Yok, yok canım. Nereye gidiyorsunuz? Yok. Ben sadece hani biraz daha arındırmak açısından, etkilemek açısından şey yaptım. Telefonu ver. Al lan, dal yaprak. Al orman! Abi böyle yapıyor, cebine katıyor, ben görüyorum. Cebine atıyor yani, biliyor musun işte? Artık bütün yüklerimizden arındık. Artık birer safız. Artık birer arıyız. Arınırsın tabii. Müthiş bir performanstı. Müthiş tabii anlayana. Bravo hocam, bravo. Bitti mi, bitti mi hocam performans? Yok. Son bir şey daha var. Bana iki dişi ruh lazım. Saflığıma ve o saflığın yolculuğuna. Hocam! Hocam! Dişi dedim lan. Hiçliğimde, hiçliğe yolculuğunda bana yardım edin. Belki de hiç bilmediğim, hiç olan bir yere. Hiçliğe, hiçliğe yolculuğa. Hiçliğe, hiçliğe! İnanılmaz. Gözlerimizin önünde hiç oldular. Evet. 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 Kızlar gelir değil mi lan? Ha? Ne bileyim lan?
Birader performans bitti mi? Şş, beri bak beri. Kızlar gelir mi? Şş, beri bak. Gözlerinizin önünde hiçliğe gittiler artık. Hiçlik oldular. Tabii anlayana. Ne diyor lan? Ne diyor lan bu? Ulan adam hiç etti kızları. Koş lan! Anıla! Oğlum mesela çorapla dizileceğiz dedim bak. Çorapları aldım buyur. Eller yukarı bu bir soygundur. Efendim ben sağlamadan işlem yapamıyorum. Müşteri değiliz biz, soygun için geldik. Soygun bu. Tam soygun aynen. Kimsin sen? Ha? Prenses misin sen? Kim? Havan kime? Kız ne prensesi? Bu bir soygundur. Aa iyi ne yapalım Allah Allah. Şuraya normal bir şekilde koyuyorsun paraları hadi. Anormal, ben normal, C normal, D normal, E normal. Bu bir soygundur. Soygun tamam be. Sizi soyuyorum. Bizi soyuyorsun tamam be. Kendine gel, kork benden. Abi asıl sen kendime gel. Amca tamam, ya tamam be. Dile var tamam be. Ya ne günah işledim, sınamıyor muyum ben ya? Eve konuk olacağız. İşte anne, baba, çocuk yaşıyor evde. Çocuğun misafiri gelecek. Bakalım nasıl bir misafiri, okul arkadaşı nasılmış? Özellikle baba ile ilişkileri nasıl olacak? İzleyelim, görelim efendim. Buyursunlar. Tamam oğlum. Gelin anneciğim. Tamam canım, tamam bekliyoruz. Tamam, hadi bay 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 bay. Bahadır mı? Ne diyor? Ay evet canım. Arkadaşımla eve gelebilir miyim diyor. Ders çalışacaklarmış. Aa gelsinler tabii. Ben çok seviyorum Bahadır'ın arkadaşlarıyla sohbet etmeyi. Ben de. Kimle geliyor? Çınar'la mı, Pamir'le mi? Ozan'la. Ozan mı? Ozan mı? Ozan'la geliyor. Hani şu sürekli kavga eden, sürekli kolu alçılı olan belalı çocuk mu? Ay İbrahim ya, ne kadar abartıyorsun. Ortaokul çocuğu bunlar ya. Ne kadar belalı olabilir Allah aşkına ya. Yaramaz biraz. Tabii canım. Çocuk işte. Gelsin haylaz. Gelmese mi ya? Gelmese bugün böyle ailece vakit geçirsek Bahadır sen bana. Film izleriz akşam televizyonda. İbrahim o nereden çıktı? Hem hatırlamıyor musun ya? Bahadır'ın bu hafta televizyon izlemesi yasak, unuttun mu? Unutmadım. Unutmadım. Unutmadım da, unutur muyum hiç? Unutmadım da işte, ya televizyon izlemek isterse? Kim, Bahadır mı? Kolu alçılı olan sürekli, belalı çocuk, Ozan. Ya bir şey söyleyeceğim, sen bu Ozan'dan korkuyor musun? Ay ya, Mehtap daha neler, ne korkmaz. Yani değil mi? Çocuk o ya. Çocuk. Oğlumun arkadaşından mı korkacağım? Ya. Korkmuyorum, tabii ki korkmuyorum, sen de yani. Çekiniyorum biraz. Şaka yapıyorsun. Ya deli sinirim var o çocukta. Sürekli kavga ediyor, mahallede sürekli birilerine sataşıyor. Böyle tıs tıs diye dişlerinin arasından tükürüp duruyor. Kolunu kırıp duruyor, alçılı sürekli kolu şey çocuğun. Şiddetten besleniyor o çocuk. Ay o çocuk 13 yaşında ya. Küçücük çocuk. Yetişkinsin sen, korkmak neymiş, saçmalama. Korkmuyorum. Sadece radarına girmek istemiyorum. Ayrıca Bahadır'ın da yani bu tip çocuklarla arkadaşlık edip olumsuz etkilenmesini pedagojik açıdan ebeveyni olarak, ana baba olarak tasvip etmiyorum Bahadır'da yani. O yüzden yani benim derdim. Ne zaman geliyorlarmış? Ay ne bileyim abi, 5 dakikaya gelirler herhalde. Ha. Oh. Ben biraz hava alayım bir, 3-5-8 saat dışarıda. İbrahim! Çok az kalmıştı. Bak ya, saçmalıyorsun şu anda. Çocuklar gelecek, ders çalışacaklar, sen de başlarında duracaksın, kaytarmasınlar. Ayrıca lütfen Bahadır'ın yanında ya böyle abuk subuk hareketler yapma lütfen. Korkmak neymiş ya? Sen babasın, sen otoritesin, biraz otoriteni sağla ya, yetişkinsin sen. Evet doğru, ya evet yetişkinim ben, tamam yetişkinim ben, tamam. Yani değil mi? Aa burada bir şey söyleyeceğim bak. O Ozan'ın anasına geçen kermeste kek kalıbımı verdim, hala getirmedi. Söyle getirsin kek kalıbımı. Onu ben söylemeyeyim. Niye? Ya anlamıyor musun işte? Kara kutusuna girmek istemiyorum. Ya bana musallat olursa? Ben ne diyorum hala? Sen ne diyorsun ya? Şş, ya kek kalıbı ben söyleyeyim. Sen söyle kek kalıbı. Sen söyleyeceksin. Ya beni kek kalıbı için muhatap etme çocuklar. Ben kek kalıbının sorumluluğunu almak istemiyorum.
istemiyorum. İstemiyorum ki. Of, tamam be. İyi, çok abartıyorum ya, çok abartıyorum. Bence. Yetişkinim ben ya. Ha. Oturup gazete okuyan adam ben, ayak ayak üstüne atan bıyığım var ya benim. O çocuk, ben yetişkinim ya. Ne korkacağım ben? Otoriteyim lan ben. Gel kankacığım. O biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk baba. Hoş geldiniz ikiniz de. Gel kanka, şurada soluklanalım azıcık, gel. Kolay yine alçalı ya. Gel şuraya otur, soluklanalım, biraz nefes alalım ya, ne olur. Oturtayım ben. Oturtayım ben. Bahadır. Baba. Oğlum. Evet. Kaç kere söyledim sana? Girer girmez ortalığa çantanı atma diye. Kaldır bakayım çabuk çantanı. Pardon baba ya. Ha şöyle. Bahadır, arkadaşın çantasını da kaldırır mısın onu? Kaldırayım baba. Kirlenmesin, yıpranmasın, kaldır. Hadi bakalım. Altın, altın uçmuş ya. Selam. Merhaba Ozan. Annen baban nasıllar? Eyvallah. Sen de çok selamımı söyle onlara. Hadi kanka, ders çalışmaya başlayalım artık yavaş yavaş. Dur be oğlum, çalışırız. Önce biraz televizyon izleyelim. Kumanda nerede? Burada. Şey yok Ozancığım. Bahadır'ın bu hafta televizyon izlemesi yasak. O zaman nasıl yapalım? Sen izle. Bahadır'ın kafasını başka yere çevir. Baba böyle olur mu ki ya? Olmaz ki böyle. Böyle lan oğlum, izle ne olacak? Hayır. Ne olacak? Hadi 5 dakika izleyin bakalım. İzin verdim. Hadi bakalım izleyin o zaman. Ozancığım hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? İyi canım, sağ ol, sağ ol. Çocuğum sana yasak ya bu hafta televizyon izlemek. Ne bu? Anne babam izin verdi. Öyle mi? Ya. Sen gel bakayım buraya bir. Çok arada kalıyorum lan şu an. Ben seni buraya niye diktim? Çocukların başında dur da televizyon izlemesinler demedim mi? Hayatım ne yapabilirim ben ya? Çocuğa bakar mısın? Er gazinosundaki usta asker gibi çökmüş kumandaya. Hadise klibi izliyor. Ya sen söyle kapatsınlar. Ben bir şey söylemem. Ben artık bu evdeki kötü polis olmaktan çok sıkıldım. Bugün mü sıkıldın kötü polis olmaktan ha? Ha eve suç makinesi gelince mi sıkıldın kötü polis olmaktan? Evet bugün sıkıldım. Var mı diyeceğin? Ha? Bana bak. Söyle şu çocuğa anası kek kalıbını getirsin. Ya. Vallahi sinir buruma çıkıyor. Kek kalıbını ben söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Söyletme bana. Söyledim. Ben muhatap etme beni. Kek kalıbını sor. İbrahim. Ya ki. Ay tamam, otoriteyim ben. Evet. Evet. Hadi bakalım. Bu kadar televizyon yeter. Yetmez. Hadi 5 dakika daha izleyin o zaman. Hadi izin verdim size ben. Hadi bakalım. Ozancığım, Ozan. Bak ne güzel televizyonda izliyoruz. Keyiflerimiz de yerinde. Çok güzel. Seni rahatsız etmeyeceksem, dikkatini dağıtmayacaksam... Mehtap teyzem bir şeyden bahsetti ya. Neydi? Ama bu geçen bir... Kermes mi, bir şey mi olmuş, gün mü yapmış işte bu kadınlar. Kadınların işleri işte. Bize ne değil mi dostum ya? Annen bir şey almış. Ne, kek kalıbı mı ne? Mehtap teyzenden kek kalıbı mı ne al? Memnun kaldı mı kalıptan? Her şey iyi mi? Her şey yolunda mı? Kalıp işlemini yerine getirdi mi? Yani başka kalıp lazım mı? Temin edebiliriz yani. Gerekirse şey yapalım. İlgilenmiyorum. Kanka ayak yolu nerede? Kanka şu mor kapı. Tamam. Ayak yolu ne lan? Bahadır. He. Bana bak. Arkadaşın yanında rencide olma diye bir şey söylemedim. Çabuk kapat şu televizyonu, kapat. Ders mi çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yapın beni, delirtme, çıldırtma beni çocuğum. Tamam baba, ne diyorsun ya? Kuş, lan cevap verme bana. Bana cevap verme. Korkmuyorum senden. Sen çocuksun, ben yetişkinim. Korkmuyorum.
Ben ne dersem onu yapacaksın. Eşek gibi yapacaksın, tamam mı? Otoriteyim ben çünkü. Tamam, otoritesin baba. Al, kapadım. Ha şöyle. Ha. Ama benim kapattırdığımı arkadaşına söyleme, tamam mı? Benim kapattırdığımı arkadaşına söylemeyeceksin. Niye? Rezil olma diye oğlum. Ha, tamam. Tamam, rezil olma diye. Tamam. Kanka niye kapattın ya? Aleyhine çıkardı belki. Yoksa bir şey mi oldu? Yok kanka. Hadi kanka ders çalışalım ya artık. Ders çok sıkıcı ya. Sende oyun konsolu yok mu? Yok kanka, babam almamıza izin vermiyor. Sadece ben değil, annesi de izin vermiyor. Annesi de işin içinde. Sebep? Bahadır'ın derslerine odaklanması için alınmış bir karar. Ortak alınmış bir karar. Annesi de yani, annesi de buna bir şey yaptı yani. Annesi de, aslında ilk o söyledi. Benim için. Alın bence. Bahadır'la oynarız. Siz alsanız bence. Siz alın. Siz de oynarsınız Bahadır'la, ha? Benimkiler almıyorlar. Maddi engeller var. Ha. O zaman nasıl yapalım? Sen al bence. O zaman şöyle yapalım. Ben sana konsol alayım bence. Ben Ozan'a oyun konsolu alayım. Ha, beraber oynarsınız Ozan'da. Ha, olur mu? Bana uyar. Hadi be! Yaşasın aslan babam! Helal olsun sana, babam benim. Babacığım benim ya. Ay ne oluyor böyle bağırış çağırış? Anne, babam Ozan'a oyun konsolu alıyor, beraber oynuyoruz. Onu hemen söylemeseydin işte. Onu niye hemen söylüyorsun? Orta yolu bulalım dedik. Yani Ozan'la oynarlar diye. Yani hayatım, polis çağırayım mı? Şu an gaspa uğruyor gibisin de. Saçmalama Mehtap, ne alakası var ya? İçimden geldi. İçinden? Ha. İyi, tamam. Bahadır, sen odana gidiyorsun, üstünü değiştiriyorsun, tamam mı? Sen de artık bir kendine geliyorsun hayatım. Çocukları oyun konsolunda unutuyoruz. Ama anne, tamam, babam izin vermişti ya. Dur bir dakika, ikiniz de mi gidiyorsunuz? Evet. Ya biriniz kalsaydınız bari. Ya yalnız kalmak istemiyorum, niye ikiniz de gittiniz şu an? Mehtap teyze oyun konsolunu unutun diyor. Nasıl yapalım? Ben konuşurum onunla. İkna edebilir misin peki? Ederim, ikna edebilirim. Geçebilir miyim? Geçebilir miyim? Söz mü? Söz. Geç, tamam. Şöyle yetişkin gibi gazete okuyayım biraz ben şurada. Ha? Şöyle, evet. Evet. Oo, parite ne olmuş ya, parite marite. Of, of, çok fena. Ben aslında buraya ders çalışmaya gelmedim, biliyor musun? Neden geldim, haberin var mı? Ben ders çalışmaya diye biliyorum. Seninle konuşmaya geldim İbrahim. Ozancığım, biz böyle evde yere tükürmüyoruz Ozancığım ya. Sen kendi evinde yere tükürüyor musun? Evet. Seni dinliyorum. Ben 13 yıllık hayatımda hiç ağlamadım, biliyor musun? Hiç mi? Yani sürekli kolunu kırıyorsun aslında. Nasıl ağlamadın ya? Hakikaten sen niye sürekli kolunu kırıyorsun? Yapım böyle. An geliyor, nevrim dönüyor. Gözüm kararıyor yani. Pardon. Aa, müdürüm arıyor. Bunu açmam lazım. Açma. Yok. Yeni model mi bu? Ha, son çıkan. Alabilir miyim telefonumu? Tamam, dur. Vereceğim, bekle. Tamam. Aa, ama cebine koydun ama telefonu alabilir miyim? Verebilir misin telefonumu lütfen? Cebine koydun, verir misin telefonu? Telefonu verir misin? Heh, bunu mu istiyorsun? Evet, verir misin? Kremi lan. Ay, aa. Kremi lan. Ya. Kremi lan. Kremi lan. Kırma, kırma. Ha, kremi. Oh, yapma ya. Ha, kırıyorum. Kırma. Atıyorum bak, kırıyorum. Kremi lan. Kremi lan. Ya, kırma telefonu. Kırıyorum lan. Telefonu ver. Yani annem almıştı onu bana. Doğum günü hediyem. Ağlıyor musun sen? Evet. Doğum günü hediyem ya. Annem mi aldı? Evet. İyi, tamam, al hadi. Vallahi mı? Al, tamam, al. Alıyorum. Al. Tamam, al, al. Atmayacaksın değil mi? Hop. Tamam, al, tamam, al.
Müdürüm ben arayacağım sizi yarım saat arayacağım. Kusura bakmayın bir toplantıdayım şu anda. Sağ ol Ozan. Bak ne güzel oldu anlaştıkça. Oğlum aslında sen iyi birisin ya. İçinde böyle iyi bir çocuk var senin. Böyle, niye böyle görüyorsun kendini ya? Ha? Biz vallahi bak biz aslında senle İbrahim amcan ve Ozan olarak çok çok güzel anlaşabiliriz ya. Çok güzel şey yapabiliriz. Ha? Vallahi bak telefonumu da verdin. Ya bu kek kalıbını da... Ha, neyse boş ver şimdi ona girmeyeceğim. Kek kalıbını karıştırma. Sen benimle ne konuşmak istiyordun? Ne konuşan konu neydi? Bu evden gitmeni istiyorum. Bak şimdi. Mehtap teyzeden ayrılmamız. Mehtap teyzeden ayrılmanı istedim. Bak. Böyle olmaz. Şimdi böyle durumlarda İbrahim çok antrenmanlı. Skecinin gergin anı. Çok dramatik oynanması gereken bir bölüm. Mehtap teyzeden ayrılmanı istiyorum. Sebep? Mehtap teyze ile aramızda adı konmamış bir çekim var. Ya. Anladınız mı? O yüzden çık aramızdan. Al şu bileti, gidebildiğin kadar uzağa git. İzmit bileti bu. Buradan 1,5 saat. Paramız o kadarına etti. Ozancığım bak, kendinle ilgili yeni bazı şeyleri keşfettiğin bir yaştasın, öyle bir çağdasın. Biz de geçtik bu çağlardan. Duygular, hormonlar biliyorum. Seni anlıyorum. Farkındayım durumun, gidişatın tamam ama... Bak sen kendi ağzında söylüyorsun yavrum. Mehtap teyze diyorsun ya. Sence bu duyguların normal mi? Gitmezsen çakılarım lan seni. Kimsin lan sen? Sen, hayır sen! Kimsin sen? Sen, bu ne be artık? Yetti be. Bir bitmediniz, bir bıkmadınız. Her çağda, her yaşta insanın ortaokul travması olmaktan. Döverim oğlum seni. Vallahi istesem dövebilirim. Ayağımın altına alırım seni artık. 38 yaşındayım lan ben. Yetişkinim ben. Çok fena yaparım seni ha. Seni babama söyleyeceğim. Baba. 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 İbrahim. Ay ne oluyor? Ağlama sesi miydi o? Baba, Ozan nerede ya? Korkuttum, kaçtı. Ha, oh be. Rahatladım ya. Ben otoriteyim ben ya. Yetişkinim ben. Oh be. Aa, gerçekten çok şaşkınım şu an. Sen küçücük çocuğa mı ağlattın? Aa, önce o beni ağlattı. Ağlattı mı? Ama neyse be. Konumuz bu değil. Bana bak Bahadır. Bir daha o çocukla görüşmeyeceksin. Bitti. Sen de kek kalıbını unut. Yenisini alacağım sana, tamam. Bu kadar. Oh be. Gerçekten hayret bir şeysin İbrahim ya. Hayret bir şeysin. Düş önüme çocuk, düş önüme. Karnını doyuralım da derslerine başla. Bu altındaki bana olmadı ya. Çocuğu ağlatıyor ya. Oh be. Rahatladım ya. Neymiş lan bu? Çocukluk travmamdan kurtuldum arkadaş. Otoriteyim ya. Ya yetişkin biriyim ben ya, tamam mı? Kim geldi acaba? Ben Ozan'ın babası Mesut. İbrahim diye biri varmış. Kim o İbrahim? İbrahim. İbrahim az önce çıktı İbrahim ya. İzmit'e gitti İbrahim. Seçimlerden sonra babanız aklını üşüttü. Benim bu gömleğimi niye kirli sepetine atıyorsunuz ya? Kirli olduğu için olabilir mi? Ya kim karar veriyor buna? Selam baba, biz geldik. Nereye geldin? Sen önce mal varlığını açıkla. Baba, sen iyi misin? İyiyim kızım, sen nasılsın? Anketler nasıl? Akşamları duşa kabine giriyor, kendi kendine oy kullanıyor içer. Anne, babam orada ne yapıyor? Seçim otobüsleri geçsin diye bekliyor. O sadece bir sehpa. Seninle sandıkta hesaplaşacağız. Bitti.
seçimler bitti, bitti. Üzülüyor moro. Bir anda durdu her şey. Niye böyle oldu? Vurgun be oğlum işler. Seçimler yüzünden mi? Odun kömür satıyorum ben ya. Kış bitti, işler durdu. Ne zaman lan bir sonraki seçimler? 2028. Yok 4100. Kolay anlaşamadığınız ya da belli bir konuda anlaşamadığınız biri var mı? Şurada biri var. İsmim Halil Yüksel. Ablamla anlaşamıyorum bir türlü. Heh. Ablam kendisi bir tane cemaat mensubu. Hocaları anlatmışlar. Demişler ki Mars'ta hayat var ve o orada yaşayanların tamamı da bizim cemaat üyesi diye. Ablama bir türlü anlatıyorum. Abla öyle bir şey yok. Diyor ki Mars'ta diyor hayat var ve oradaki diyor bütün herkes bizim cemaat mensubu. Şu an diyor orada ders görüyorlar. Dersteler, talebeler falan. Bu şekilde bir inanca sahip kendisi. Ve pardon, ders ne dersi? İlim öğreniyorlarmış. Ha, kimden? Hocalarından. Hocalar buradan mı gidiyormuş? Onu öğrenemedim tam olarak. Oradalarmış. Neyse, anlatıyorum. Bir türlü inandıramıyorum ve diyor ki eğer diyor şimdi NASA orayı keşfederse diyor oradaki diyor talebeleri görünce diyor kıyamet kopacak. Dedim ki o zaman NASA yetkilileriyle görüşelim. Kıyamet kopmasın. Ne gerek var dedim böyle bir şeye? Tabii alıştıra alıştıra tabii, söyleyelim. Tabii. Mesela NASA bir keşif yapıyor. Mars'ta şu keşfedildi diyor. Ablam çok seviniyor. Sonunda diyor bak ben diyor demiştim diyor. Bir türlü bu konuda ablamla anlaşamıyoruz. Ama kendisini çok seviyorum. Öyle bir anlatıyor. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ciddi bir şey mi anlatıyorsun? Gerçekten ciddi. Yani şöyle böyle, yani gülüyorsunuz ama bu cemaat bilenler vardır illaki. Şimdi isim vermeyeceğim. Bu cemaatin bütün mensupları Mars'ta hayat olduğuna inanıyor ve kendi cemaatinin üyelerinin de olduğunu düşünüyorlar. Bu konuda anlaşamıyorsunuz. Başka anlaşamıyorsunuz. Anlatamıyorum. Yani Mars'ta hayat varsa da eğer onlar kendi cemaat mensubu olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir yaşam varsa... Bak bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Seni bir lokma ikna etmişim abi. Hayır hayır kesinlikle. Hayır hayır. Asla asla. Kesin demedin bak. Asla. Yani ben diyorum ki Mars'ta bir yaşam varsa bu sizin cemaatten değil diyorum. Yani insan olup olmadığına bile emin değiliz. Bunu bir türlü anlatamıyorum yani. Şimdi ne desem? Ben diyorum ki akıl bu hayattaki en büyük nimet. Allah kimsenin düşüncelerine zeval vermesin. Herkese teşekkür ediyorum. Ama senin onun inançlarına ve düşüncelerine de saygı duymam gerekiyor. Düşüncesine saygı duymaya çalışıyorum da duyamıyorum. Yani elimde değil. Ve bu düşüncenin bir inanç olduğuna da inanmıyorum. Eğer öyle bir inanç varsa benim inancımla alakası yok onun. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi daha önceden tanıdığımız bir aile var. Görünce hemen anlayacaksınız iyi seyredenler bizi. Bu ailenin yeni bir macerası var. Bakalım neler yaşayacaklar, daha doğrusu neler yaşatacaklar izleyelim efendim. Buyursunlar. Güzel, güzel Bahadır, güzel. Kimseler yok, ortam müsait. Bu kız da birazdan gittiği için birazdan gelecek. O zaman başlarız soyguna, tamam mı? Paşa abi, ne oldu lan? Abi, öncelikle bana bir fırsat verip buraya getirdiğin için, bana bir şans verdiğin için sana çok teşekkür ederim abi. Çok müteşekkirim. Bir şey oldu zannettim. Oğlum sen Tahsin abinin emanetisin, rahat ol. Sen şimdi kendini soyguna odakla, bırak. Hatta Paşa abi, şimdi odakla falan deyince ben soygun hakkında biraz düşündüm. Paşa abi, şimdi biz bu parayı çaldığımız zaman para nakit olacak. Evet. Yani durduğu yerde değer kaybedecek. Acaba ben diyorum ki, gelen hanımefendiden rica etsek, bize şöyle güzel bir vadeli hesap açsa, iyi bir faiz verse, faiz oranları güzel oldu şu an. Biz o parayı faize koysak, duran yerde para büyümez mi ya? Nasıl? Olur olur, iyi olur. Geldiğinde sen nüfus kağıdın yanında, sen yanında. İşlemlerine başla, şey yaparsın. İşler hızlıdır. Çok akıllı adamsın ha Paşa abi, çok akıllı. Salak mısın lan sen? Beni sinirlendirme, bağırtırma beni buralarda. Bahadırcığım yapma bak, beni sinirlendirme. Sakin adamım ben. Tamam. Yapma yani. Oğlum ben sana dedim, gizlenince saklanacağız dedim. Tamam. Kimliğimizi gizleyeceğiz dedim. O yüzden sana dedim, çorap getir dedim, çorapla dedim. İyice saklanacağız, gizleneceğiz dedim bak. Getir. Ne diyorsun, ver çorapları. Getirdim abi. Çorapları aldım, buyur. Ne lan bu? Abi. Başla. Başla söyle. Ne söyleyeyim ya? Cezanı versin. Eller yukarı, bu soygundur.
Bu bir soygundur. Abi seni duymadı galiba. Biraz yüksek sesle söyle. Nasıl duymuyor lan? Eller yukarı, bu bir soygundur. Alo. Sıranı ben sormadan işlem yapamıyorum. Ne diyor lan? Müşteri değiliz biz. Soygun için geldik. Soygun bu. Ha, tam soygun. Aynen. Ha, soygun. Anlıyorum. Numara alın. Tabii. Ne diyor lan? Tabii ne ya? Kardeş abi, sorun yok. Ben gocunmam. Ben numara alıyorum abi. Bir şey yok bunda. Tamam aldım abi. 37'yiz. Buyur. Oğlum sen manyak mısın lan? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Müşteri miyiz biz? Soygun gücüyüz biz burada. Beni bıraktırmayın şurada. Soyguncuyuz biz. Ha. Tabii. Siz soyguncusunuz. Ben de Jennifer Lopez'im. Anlıyor musun? 37 numara. Al abi, attırdın ya. 37 numara bizdik. Hayret bir şeysin ya paşa abi. Al, 38'iz. Bari bunu attırmasın ha bizde. Elini kırarım bak, beni sinirlendirme. Manyak şeyler yapma. Saçma kız. Bana bak. Çabuk. Kasayı şuraya boşalt. Paraları, bu bir soygundur bak, çabuk. Tabii soygun. Çok korkuyorum. Silahlı soygun hatta. Evet. Kızım silahlı soygun işte bak, silah da burada. Evet. Soyguncuyuz diyorum ben. Niye hiç anlamıyorsun ya? Yersem. Tabii nedir ya? Tabii diyor devamlı. Paşa abi, tabii diyor ya. Aslı şey anlamında olabilir. Tabii. Sizin dediğiniz doğru. Aynen doğru söylüyorsunuz manasında diyor bence. Ha? O manada mı diyorsun kız? O manada diyorum. Kesinlikle bir soygun bu diyorum. Lan görmüyor musun? Aa falan diyor. Dalga geçiyor lan benimle bu. Ben en son lisede böyle manyak kızlarla tartışmıyordum ben. Bu ne oğlum bu? Abi. Ne yapıyor bu? 38 numarada sıra. Gördün mü abi, ben sana söylemiştim. Bak sıra yine bize gelmişti. Bak kızın yüzünde seni boğarım burada. Beni delirtme, çık lan kenara. Kız bana bak. Elimde silah var, soyguncuyum ben. İkna ol artık. Ne yapıyorsun lan, ağzına bak. Kızım ikna oldun mu olmadın mı? Ne yap? Geniş mi getiriyor? Ne yapıyor lan bu? Evet, ikna oldum. Aşırı iknayım şu an. İp iknalar kraliçesiyim ben. Ne dalga geçiyor benimle, görüyor musun? Kızım bak, görmüyor musun? Elimde silah var. Çok kötü bir silah. Çok korkuyorum silahtan. Ne kadar da kötü bir silah. Çünkü sadece sen silah alabilirsin. Çünkü sen sadece soyguncusun. Biz malız, biz hiçbir şey alamayız. Değil mi? Kızım, beni delirtme bak. Nereye bakıyor lan? Devamlı oraya bakıyor. Bak buradayım ben. Elinde silah var. Bana bir bak diyorum. Soyguncuyum. Vallahi billahi soyguncuyum ben. Bir silah baksana lütfen. Elinde. Baksa görecekten bakmıyor. Bakar mısın? İğrenç bir insansın sen. Manyak. İğrenç manyak. Beni bağırttırıyor. Bu ne lan bu? Yalnız paşa abi, kız seni fena ezikledi abi. Rezil rüsva aldım burada. Rezilsin şu an. Sen de yakına yak, şurada otur. Çık. Bana bak kız. Çabuk şunun içine paraları doldur, gireceğiz bir çabuk. Yeter be. Kimsin sen? Ha? Prensesin sen. Kimin havan kime? Senin havan kime? Kız ne prensesi? Delirtme beni, böyle prenses mi olur? Soyguncuyum ben. 20 tane aranmam var kızım. Bugün içeri girsem 50 sene yatarım ben. Karşı prenses diyor lan bana, duydun mu? Prenses de diyor. Aranıyorum ben. Beni delirtme. Ayağına denk al. Evet, aranıyorsun. Tüm dünya seni arıyor şu an. Sen seçilmiş insan olduğun için herkesler seni arıyor. Yaşar, bana bırak. Bana bırak, Bahadır kardeşi şimdi arayacak. Hanım, bakar mısın? Evet. Benim paşa abim var ya, dünyaca ünlü bir suçlu olabilir biliyor musun? İnternete girip baksan, psikopat suçlu yazsan paşa... Bir dakika, sen hiç karışma abi, ben göstereceğim. Ne yapıyorsun? Hayır, ben yazacağım. Psikopat suçlu. Bir bak, boy paşa abinin fotoğrafı var, psikopat... Aksın bir baksın! Bir baksanız göreceksiniz. Abi hiç bakmıyor. Hiç bakmadı ya. Evet, aranıyor. Aranıyor. Oğlum manyak bu lan. Dansmans ediyor bu. Kız! Saçmalık! Gülüyor kendi kendine. Deli lan bu! Baksana! Kız manyak! Git çağır, senden üstte kim varsa git çağır. Yetkili birini çağır buraya. Tabii efendimler, tabii efendim. Siz prenses olduğunuz için hemen çağıracağız. Ben prenses miyim lan? Değilsin. Çağır. En sırada 39 numara. Adem'in abi, seni dinlemedim. Gittim oradan, ben aldım. 39 numara biziz abi.
Hanımefendi merhabalar. 39 numara merhaba. Merhabalar. Okey Bank'a hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendiciğim, biz Paşa abimle beraber bu şubeyi soymaya geldik. Fakat size asla ulaşamıyoruz. İletişim kuramıyoruz. İletişim kurabilmemiz için sizden mevki olarak büyük harbi biri varsa onu rica ediyoruz görmeyi. Tabii ki efendim. Hay hay, hemen çağırıyorum. Vallahi ben sana yaptığın saçmalığa mı kızayım, şaşırayım mı? Abla! Ne diyor lan? Abla dedi. Abla mı? Aa, bu daha kötü abi. Bu daha kötü. Dur bir dakika, bu onun gibi değildir. Buyurun. Buyurun, sen... Ay, kadın gibi konuştun. Bu bir soygundur. Aa, iyi, ne yapalım Allah Allah. Ne diyor lan, her yere oynuyorsun? Ne, elini... ne yani, ne yapalım? Soygun. Çarpılıyor soygun. Falan mısın sen, ne? Yok, ne alaka, ne? Kadın titriyor, ne? Ellerini kaldır. Aa, çok istiyorsan kendin kaldırabilirsin ellerini, tamam mı? Çünkü ben ellerimi kaldırmayı düşünmüyorum, okey? Hadi şimdi yallah, hadi bay. Bana bak. Ne? Elini kaldır dedim. Kaldırmıyorum ellerimi, tamam mı? Ben senin istediğin her şeyi yapmak zorunda değilim, okey? Lan silah elimde, silah var elinde. Aa, öyle mi? Ne yapabiliriz yani, silah varsa elinde? Kız bak gözlerime bak. Çileden çıkmış gözler var. Bak delireceğim ben, hakikaten delirecek. İki manyak beni delir. Bu tam manyak zaten. Aa, okey okey, tamam. Ben senin gözlerine bakıyorum. Al baktım, al baktım. Botoksun gelmiş senin ya. Yüzüne bak şuna. Dedi böyle perç perç. Ben şöyle bir tipsin sen. Böyle bir tipsin sen. Midem bulandı ya. Bu ne biçim surat ya? Kötü, kötü. İğrendi, ne diyor lan bunlar? Ne diyor bunlar? Ne diyor? Hayır, hayır Paşa abi, saçmalıyorlar. Saçmalığın öyle bir şey yok. Senin botoksa falan ihtiyacın yok. Maşallah çok yakışıklısın. Belki bir göz atlarını ışıltı. Ama ona da gerek yok. Ben inanıyorum, ona da gerek yok abi. Ben ne günah işledim, sınanıyor muyum ben ya? Bu nedir? Çekil lan! Vallahi ağlayacağım burada, psikolojim bozuldu. Aa, sen ağlayacak mısın bebiş? Oo, bebiş ağlayacak. Annesi, bebek ağlıyor. Lan! Manyaklar! Beni delirttiniz. Vallahi vururum içinize. Bu tam manyak, bu var ya. Bu bundan daha manyak var. Hem benim büyük manyak, bu sonra da manyak ol. Kız, yetkili beni çağırın bak. Vallahi billahi çok kötü yaparım. Parayı marayı da almayacağım, sizi bak gebertirim burada bak. Çok korkuyoruz sizden. Hemen çağırıyorum yetkili beni. Aa, bir dakika. Yetkili beni ben çağırayım isterseniz. Burun delikleri gereğinden fazla büyük bey. Var mı öyle bir şey? Yok abi. Biraz büyük. Baba. Aha tamam, erkek. En azından yetişkin bir erkek. Lan çekil. Şimdi ben var ya, buna her şeyi anlattım, her şeyi anlattım. Şimdi korkacak benden bak. Niye buraya bakıyor bunların hepsi ya? Hey! Bu bir soygundur! Olamaz, silah mı? Evet ya. Aa, silah. Gördün mü nasıl korktu işte bu? Normal tepki bu. Gördünüz mü kız, manyaklar? Normal insan böyle korkar işte. Tamam mı? Böyle korktu işte. Bana bak lan. Normal bir şekilde. Şuraya normal bir şekilde koyuyorsun paraları, hadi. Normal nedir abi? Normal dediğin nedir yani? Kime göre normal? Sana göre normal, bana göre anormal. Ya bana göre normal, sana göre anormal, ben normal, C normal, D normal, E normal. Yani ne anlatıyorsun? Ben anlamıyorum. Kimsenin kimse seni değil yani. Benim ayağım titriyor. Ne diyor lan o? Abi değil mi ya? Vallahi hayatı sorgulattı bana. Ne güzel konuştu ya, aforizma kasar gibi. Beyefendi pardon. Ha. Instagram'da da böyle aforizma kasıyor musunuz? Ben eğer kasıyorsanız sizi takip etmek isterim. Yaz. İsmail alt tarafı çizgi iki nokta. Heh, buldum. Takip ettim. Sen de beni takip et abi, olur mu? Takip et şimdi. Sen salak mısın ki? Kendini diyorum sakla diyorum, gittin kendini anla. Adam, sil lan adamı. Çekil. Bana bak lan. Zavuk. Ha. Şuna haline bak ya. Şu çok pis bir kız ya. Nefret ettim şu kızdan. Gerçekten mesleği bıraktırır insana. Hemen şunun için, gülüyor bir de manyak. Şunun içine doldur paraları bak. Gideceğiz gerçekten bak, kork benden artık. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Ne var onun içinde lan o, ne yapıyor? Kukla yapıyor abi. Deli ya. Kasayı boşalt, bu konu kapansın bak. Ne kapansın abi? Kime göre kapansın da kim kapanmasın? Yani sana mı söyleyecek abi? İsterse açılır, isterse kapanır yani. Ne zaman istersen, kimsenin öz birey ilişkisi yani bu. Ayrıca seni silerse benim sözlerim. Abi gördün mü ya? Adam yine döndü, golünü attı ya. Çok mantıklı konuşuyor abi, inanılmaz. Süper konuşuyor herif. Bir şey versene bana, bulunacak bir şey. Bu çok korkunç bu. Bu evde de böyle. Aynı evde mi yaşıyorsunuz lan hepiniz siz? Evet. Aileyiz ben. Aman yarabbim. Bana bak lan. Bak şunu doldur gidelim, konu kapansın bak. Gidelim, defolup gidelim şuradan bak. Beni delirtme.
Kendine gel, kork benden. Abi asıl sen kendime gel. Seni kendime davet ediyorum. Seni altı gibi kendime davet ediyorum, tamam mı? Bence de. Kesinlikle. Ne bence de ya? Beni delirtmeyin, adamın kurduğu cümle cümle bile değil. Beni delirtmeyin lan! Manyak, gülme, manyak gülme artık. Beni delirtti bu. Kafası burnunu mu sümkürüyor bizim şeye? Şeye ne yapıyor? Bırakın onu. Ben sümkürüyorum. Yetkili birini çağırın bak, çok kötü oldum bak. Yetkili birini çağırın şuraya. Okey, ben çağırıyorum o zaman. Botoksu gelmiş pörçük pörçük delili bey. Öyle deme, öyle deme. Var mı lan öyle bir şey? Hayır, vallahi yok, vallahi yok. Zaza. Ne demek? Bir şey geliyor. Zaza. Ulan işte bu ya. Ulan hasret kaldık şöyle beyefendilere. Böyle beyefendileri soymaya hasret kaldık be. Amca çekil lan salak. Bu bir soygundur. Soygun tamam be. Sizi soyuyorum. Bizi duyuyorsun tamam be. Amca. Amca tamam. Çok saçma bir lan bu. Çok saçma bir ne olur. Ya. Ya tamam be. Amca şey. Amca tamam be. Ben diyalogda kaldım, çıkamıyorum diyalogda. Ne diyorsun diyalogda tamam be. Lan. Silah var lan da bak silah var ya tamam silah var tamam be. Lan ben benim zaten o ben sen ben tamam silah. Senin silah tamam be. Oğlum ben ötüm. Oğlum tamam be. Vay manyak vay. Manyak manyak tamam be. Ruh hastası manyak. Ruh hastası tamam tamam be. Ulan Tom Jerry'deki Jerry'nin Tom'uyla şimdi Tom'un Jerry'de. Ne bileyim kendini fareyle oynadığı gibi benimle oynuyor. Bunlar kim? Bunlar ki tamam be ne olur. Sakin ol paşa, ben hallediyorum ha. Amca, amca. He amca. Amca bu benim paşanım var ya. Bu adama dalga geçtiniz. Bu adamı madara ettiniz. Bu adamı burada rezil ettiniz. Bu adam burada rüsva ettiniz. Maymun oldu herif, maymun. Bu adam burada ne halde? Bağlasana cümleyi artık. Hemen bağlıyorum abi. Kısacası bağlayacağım yer, bu adamın tersi pistim. Aranıyor lan bu adam, aranıyor. Aranıyor, tamam ne olmuş? Acaba bu adam çirkinlikten mi aranıyor? Çünkü bu kadar çirkin olmak bence suç. Ben çok kötü oldum ben. Kimse benden kork. Benim bütün özgüvenim bitti. Beni bitirdiler bunlar. Abi lütfen. Paşa abi. Benim paşa abimi kimse üzemez abi. Benim paşa abimi kimse üzemez. Sen benim baba tarafımdan dedemsin. Kimse seni üzemez abi. Arat beni. Kurtar beni şunlardan. Hallediyorum abi. Alo. Beyefendi merhabalar. Beyefendi biz şu an Paşa Eli Uzun'la beraber Okey Bank'ı soymaya geldik. Evet soymaya. Ama karşımızdaki insanlar hiç ne elini kaldırdı, ne bizden korktu. Evet silahlıyız. Tamam bekliyorum. Abi, kimle şey konuştunuz? Polis, polisi aradım abi. Ya abi, öyle bir şey olabilir mi? Geldik burada silah doldu. İnsan bir korkar. Bizim de bazı haklarımız var Paşa abi. Bahadır. Efendim? Senin hiçbir hakkın yok. Senin hakkını ben ayarlayacağım. Ne abi? Seni hakka ben götüreceğim. Ama kaç Bahadır. Nasıl abi? Kaç Bahadır abi! Çıkabilirsen dışarı. Ben mi? Evet. Yok dedem. Tabii ki sen hadi çık. Ya skeç bittiyse siz çıkın hadi. Sen çıkacaksın. Skeç mi oynuyoruz biz sen burada? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Tek tek konuşun. Tek tek konuşun. Peki sen yapma ya. Sen yapma değil mi? Ama sen. Ama sen mi ne diyorsun? Çocuklar lütfen. Tamam lütfen tamam. Tamam lütfen. Seçimlerden sonra babanız aklını üşüttü. Benim bu gömleğimi niye kirli sepetine atıyorsunuz ya? Kirli olduğu için olabilir mi? Ya kim karar veriyor buna? Selam baba biz geldik. Nereye geldin? Sen önce mal varlığını açıkla. Baba sen iyi misin? İyiyim kızım sen nasılsın? Anketler nasıl? Nişanları duşa kabine giriyor. Kendi kendine oy kullanıyor içeride. Anne. Yani babam orada ne yapıyor? Seçim otobüsleri geçsin diye bekliyor. O sadece bir sehpa. Seninle sandıkta hesaplaşacağız. Bitti seçimler, bitti bitti. Özlüyorum oğlum. Bir anda durdu her şey. Niye böyle oldu? Durgun be oğlum işler. Seçimler yüzünden mi? Odun kömür satıyorum ben ya. Kış bitti, işler durdu. Ne zaman lan bir sonraki seçimler? 2028'de. Yok 4100! Hani böyle...
başarıların anlatıldığı programlar var ya, öyle bir programa konuk olacağız. Fakat bizimki biraz değişik. Bakalım neler olacak, buyursunlar. Başarı hikayelerini dinlediğimiz, muvaffakiyet hikayelerini dinlediğimiz programımız yazıyor da. Hikaye, ün, muvaffakiyet sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Sabahlar ya. Hoş bulduk Mustafa Bey. Hoş bulduk Mustafa Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sohbetlerimizde alanında muvaffak olmuş ünlü insanların başarı hikayelerini sizlere getiriyoruz. Evvelki sohbetlerimizde ülkenin sıfırdan ağa olan İhsan ağasıyla birlikteydik. Ve ülkenin en geniş fayton ağına sahip olan Muzaffer Ziya Efendi ile birlikteydik. Bu hafta da başarı ve birikimlerini, başarı hikayesini bizlere anlatması için sultanımız, kısa zaman sonra tahta geçecek olan şehzademiz, Şehzade İbrahim geliyor. Bravo. 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 Bravo şehzade. Selamünaleyküm, 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 selamünaleyküm. Selam. Sevgili Tevam, sevgili Tevam, Berkecan oğulları Beyliği Şehzadesi İbrahim olarak sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bravo, bravo, hoş geldiniz. Değerli halkım, biliyorsunuz Sultan babam oldukça ağır hasta ve günleri maalesef sayılı. Tahtın tek varisi olarak kısa zaman zarfında tahta çıkacağım ve Berkecan oğulları Beyliği'nin sultanı İbrahim olacağım. Gencecik yaşımda elde ettiğim bu başarı öyküsünü sizlerle de paylaşmak, bir nebze sizlere de aktarmak istiyorum. Biliyorum, biliyorum hepinizin aklında genç yaşımda bu başarıyı nasıl elde ettiğim sorusu dönüp duruyor. Hepinizin aklında tek bir soru, tek bir sual var. Bu adam bu noktaya nasıl geldi? Padişahın çocuğu olduğu için geldi. Sadece o değil. Şimdi size Sadık Efendi yardımcı olacak. Ben size görseller eşliğinde anlatacağım. Her başarının arkasında bir hikaye vardır. Evet. İlk minyatürümüz gelsin. Evet. Öncesinde sizleri biraz çocukluğuma götürmek istiyorum. Oradan başlayacağım. Ah, ah eski zamanlar. Bakar mısınız şuna? Eski şişman zamanlarım. Bu masum Sabi'nin bir gün sultan olacağını kim tahmin edebilirdi ki? Ben tahmin ederim. Ben hissettiniz. Zaten ediyorum. Hep tamam, edin. Konuşmanın her yerine cevap vermenize gerek yok. Allah Allah! Allah Allah! Dur. Evet, devam ediyorum. Çok zor bir çocukluk geçirdim arkadaşlar. Zorluklar ve travmalarla dolu bir çocukluk. Düşünsenize, 250 odalı bir sarayda büyüdüm ben. Çalışacak bir oda bulamıyordum. Çünkü dün çalıştığım odayı ertesi gün bulamıyordum. Düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum. Ben düşünemiyorum. Sabahında da kalıyorum. Tamam, tamam cevap verme. Allah Allah, Allah Allah. Dur, her şeye cevap vermek zorunda değilsiniz yahu. Sadık Efendi, hanımefendiye dikkat edelim. Evet, emrimde sadece ama sadece 700 tanecik hizmetçim ve 300 tanecik lalam vardı. Ay. 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 Rabbim kimseyi yok olmasın ama. Amin. Amin. Amin kızım. Amin cümlemize. Ama ben yılmadım. Çok çalıştım. Çok çalıştım. Ve tabii ki 300 lalamın da yardımıyla medreseye girmeye hak kazandım. Bravo. Bravo. Şahsane. Bravo. Peki bu hikayeden çıkacağımız ders sizce nedir? 300 lalan olursa medreseye girersin. Salakül mahluk. Ne alakası var? Medreseyi zaten benim dedem kurdu oğlum. Ben istesem öyle de girebilirdim. Lakin medreseye girdikten sonra da talebelik hayatımda da zorluklar yakamı hiç ama hiç bırakmadım. Hocalarım beni sarsak ve tembellikle suçlayıp durdular. Ve gün geldi çattı. Sarsak ve tembel olduğum için hocalarım tarafından medreseden atıldım. Ay çok kötü ya, çok zor. Bununla da kalmadı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Saraya kadar gelip
Beni Sultan babama şikayet etti hocaları. Aa, rezalet. Sultan babam dinledikleri karşısında çok öfkelendi, çok hiddetlendi ve saraydan attı. Aa, inanılmaz ya. Gerçekten çok trajedi. Şehzadem, bu hikaye beni çok etkiledi. Yani sultanımız sizi saraydan mı attı? Ha, yok, hayır. Hocalarımı saraydan aşağı attı. Bakın görüyorsunuz, hepsi çığlık çığlığa. Evet, peki bu hikayeden çıkaracağımız ders nedir sizce dostlar? Yani babası padişah olan birine bir şey söylemeyin. Bak sen her şeyi çok dümdüz anlıyorsun. Allah Allah. Bu hikayeden çıkaracağımız ders, her şeye rağmen mutlaka gülümseyin. Yüzünüz ne yaşarsanız yaşayın, gülsün. Hiç kimsenin size ne yapıp ne yapamayacağını söylemesine izin vermeyin. Bravo, 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 bravo. Evet, işte benim başarılarla dolu kariyerim, hayatım bu şekilde. Şimdi tebaamı daha da aydınlatma hususunda sual cevap faslına geçebiliriz. Şehzadem, ilk soruyu ben sormak isterim. Tabii kardeşim, buyur. Şehzadem merhaba, benim adım Bahradır oğludur. Merhaba. Halkım efendim. Evet. Şehzadem, biz halk olarak gelişmek istiyoruz ama bir türlü gelişemiyoruz. Gelişmek için ne yapmamız lazım? Abi, dil öğrenip Avrupa'ya gideceksin, net. Avrupa mı? Aynen öyle. Ha, bir de mutlaka erken kalkacaksın. Günde 8 saat uyuyanlar sadece aptallardır, okey? Sabahları 4'te kalkın, buna alışkanlık edin. Şehzadem, biz zaten sabah 4'te kalkıp tarlaya gidiyoruz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, kazanıyoruz ama kazandıklarımız bize yetmiyor. Yettiremiyoruz. Ne yapmamız lazım? İstesen yaparsın, yeterince istemiyorsun demek. Ah bak. Ben bir keresinde Venedik'e gitmek için Sultan babamdan altın istedim. Bana vermedin. Ben ne yaptım? Vaz mı geçtim? Gitmedin mi? Hayır. Ne yaptım biliyor musun? Küçük bir tane sarayım vardı. Onu sattım. Onun parasıyla gittim Venedik'e. Çatır çatır gezdim, yedim, içtim, eğlendim ya. İstedim ve yaptım. Senin benden ne eksiğin var? Küçük bir sarayım yok. O zaman sen de büyüğünü sat. Anladın mı? Bakış açısı. Yani bakış açısı. Evet. Sıradaki sual. Şehzadem... Evet, düz söyle. Kariyerinizdeki muvaffakiyeti neye borçlusunuz? Düzenli beslenmeye. Beslenme, beslenme başarıya giden istikamette fevkalade mühimdir sevgili dostum. Her sabah güne taze otlarla zenginleştirilmiş demir hindi şerbetiyle başla. Şehzadem, yani bizde demir, hindi, o taze otlar yok. Yani bunun yerine ne önerirsin? Tamam, sorun değil. Saray şerbeti içebilirsin. Muadili var mı? Sizde ne var içecek olarak? Su var. Zıkkımın pekini iç artık yani, Allah Allah. Allah Allah, otur. Bu ne fukaralık yahu? İlham kaynağı olmaya çalışıyorum. Sürekli fukaralık çıkıyor karşıma. Hakikaten siz niye bu kadar fakirsiniz? Vergi alıyorsunuz. Bunun arkasına mı sığınacaksın? Karıştırma şimdi, tamam. Aa, vergi alıyormuşuz. Evet, başka sual var mı? Şehzadem, bizim köyde hem evimiz hem ahırımız yandı. Bizim hayvanlar hep telef oldu. Yani sizin dediklerinizi yapmak istiyoruz ama müşkül durumdayız. Bize bir yardımcı olsanız. Evin ve ahırın mı yandı? Harika bu işte, tamam, süper. Harika mı? Harika tabii ya. Harika Şehzadem. Ya tabii ki harika. Konfor alanından çıkmak için büyük bir fırsat bu. Fırsat mı? Evet. Çünkü konfor beyni çürütür. Konfor alanına hemen çıkman gerekiyor. Çıktığın anda çözümü görürsün. Bak şimdi, sen diyorsun ki evim ve ahırım yandı. Evim ve ahırın yandı. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Yazlık köşküne gideceksin. Ya yazlık köşkün yok mu? Ya da yazlık köşküne gitmek istemiyor musun? Tamam, o zaman çiftlik evine gideceksin. Çiftlik evi de mi değil? O zaman av köşküne git. O da olmadı. En güzeli bağ evi. Bağ evine gideceksin. Bak, ben sana 5-10 saniye içinde 4 tane seçenek sundum dostum. Ben hiç bunlar düşünemedim. Heh, güzel. Sana ilham kaynağı olabildim galiba. Yok, düşünemedim derken yani ben daha önce hiç bunları duymadım. Av köşkü, yazlık evi, çiftlik evi, bağ köşkü. Bende bunlar yok. Of, abi çok fakirsiniz ama ya. Bu kadar fakir yani. Arkadaşlar, aranızda fakir fukara soru suali olmayan var mı? Ben. Evet, güzel. Hiç umut vermiyorsun gibi tipini ama. Her şeye rağmen gülün. Ha? Güzel, beni yakaladın. Süper dostum. Sor bakalım, evet. Efendim, şöyle, sultan olduğunuz zaman gençlerin sorunlarını dinleyecek misiniz? Onlara eğilecek misiniz? Gençlerin sözlerini dinleyecek misiniz acaba? Bre rezil! Sen ne dersin ulan? Ulan bana bak. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Kim dedi dinlemeyeceğimi? Yoksa sen halkı galeyana getirmek mi istersin? Veledi hayvan! Hayır, hayır efendim, ben... Ben yok, hayır ben...
Yani ben öyle şey sordum öyle. Merakımdan sordum. Tövbe bir daha sormam. Vallahi sordum. Aa, tamam tamam. Mesele değil sevgili dostum. Tamam biraz fazla yüklendim genç arkadaşım. Sorun değil. Bak otur otur. Ben şöyle bir şey diyeceğim sana. Ben sultan olduğum zaman, tahta çıktığım zaman herkes fikrini rahatlıkla, serbestçe söyleyebilecek. Sen müsteri ol, tamam? Müsteri ol. High five. High five. 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 Beş. Beşlik. Beş. Hiç yok ya yabancı değil. Müsteri oluyorum şu anda. Müsteriyim. Oh be. Oğlum ucuz yırttım gerçekten ya. Bir an kafam mafam gidecek sandım ya. ne bileyim ben anlamadım. Ha? Şehzade. Evet. Benim de sorum var, sualim var. Soru dedim yanlışlıkla. Hiç daha önce böyle hissettiğiniz, ben tahta geçemeyeceğim falan diye bir hisse kapıldınız mı? Böyle bir sıkıntı yaşattınız mı yani? Tahta çıkamayacağım diye mi? Ha. Elbette, elbette. Sultan babam Bizans ordusuna karşı Haçlı seferinden sağ salim döndüğünde gerçekten moralim alt üst oldu. Ama ben ne yaptım? Sabrettim ve babamın ölmesini bekledim. İkinci bir sualim daha var. Çok yoksunuz, çok kötü durumdayız. Gelişmeye ihtiyacımız var da bize... Evet. Gelişmemiz için bir şey... Gelişmeniz için? Gelişmek için bize diyeceğiniz bir şey var mı sultanım? Aa, çok basit. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım? Yazılımı öğreneceksin. Yazılım mı? Aynen. Okumam var ama... yazılım yazmam yok yani. Aa, okumam var ama yazılım yok, yazılım yok. Abi... Bu bahanelerin arkasına sığınmak için vakit harcayacağına, böyle bahaneler üretmek için vakit harcayacağına, yazılım öğrenmeye, kod yazmaya vakit harcasaydın bunları konuşmuyor olurduk şu anda. Tamam. Sağdım. Başka sual var mı? Sen güzel kız. Şehzadem ben de ileride bir gün büyüyünce sizin gibi tahta geçmek istiyorum. Bu konuda bizi bilinçlendirir misiniz? Teknikleri, taktikleri nelerdir? Çok güzel. Otur otur. Ne yapacaksın biliyor musun? Günde en az 2 litre su içeceksin. En az 10.000 adım atacaksın. Ve özel zevklerin için kendine zaman ayıracaksın mutlaka. Lan öyle tahta geçiliyor mu ya? Bir de hanedan soyundan gelmeyi ve erkek çocuk olmayı ihmal etmiyorsun. Küçük bir detay tabii bu da. Teşekkürler, sağ olun. Evet güzel. Sanırım bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinizi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Bu sohbetül muhabbet için çok teşekkür ederiz. Size çok müteşekkiriz. Çok minnettarız. Evet. Evet, gerçekten evet. Öyle. Bize başarılarınızla ilham oldunuz efendim. Cici Tebaan, ben teşekkür ederim. Sizlerin hayatında bir nebze dokunup ilham kaynağı olabildiysem ne mutlu bana. Yüzlerim sev giriyor. Peki bu muhabbetimizden sonra bunlar etkilenip yarın bir gün aranızda tahta çıkmayı hayal eden, tahta çıkmak isteyen var mı? Şehzadem, vallahi anlattıklarınız beni çok etkiledi. Çok heyecanlandım, bayağı böyle kafama yattı ve hayaller kurdum. Olabilir tahta yani. Tahta çıkmayı hayal ettim. Olabilir gibi. Güzel, alalım arkadaşın kellesini. Nasıl ya? Şehzadem ama... Kolay mı lan öyle? Allah Allah, hadi bakayım. Durun! Tahta hak iddia eden biri daha var. Nasıl ya? Susun bre! Sen de kimsin? Kafası bal kabaklı. Bal kabağı koymuşlar kafana, hayırdır? Ne o, beğenemedin mi? Ne? Geç şöyle de anlatalım. Dinleyin bakayım, merak ettim ne oluyor acaba? Babam Şemseddin. Bir gün ava çıktığında bizim köye geliyor. Annem Tuğba Hatun'u görür görmez aşık oluyor. Ve sonrası da ben dünyaya geliyorum. Anam Tuğba Hatun can güvenliğim için beni gizliyor. 18 yaşıma geldiğimde babamın padişah olduğunu öğrenip hemen Yeniçeri'yi organize ediyorum. Sarayın içinden de adamlar ayarlıyorum. Ve taht için en uygun olan zamanda Şehzade İbrahim'in boynunu vurduruyorum. Nasıl ya? Sadık.
Tanıdığımı tuttun. Aa, gittim ben ya. İşte benim tahta geçmem hikayem de böyle. Eşler vardır değil mi aramızda? Var mı benimle konuşmak isteyen? Şurada var bak. İsim ne efendim? Galine. Galine. Ne demek? Erzurum'un Ermenice ismi. Ne zamandır evlisiniz? Suratında 24... mı yazıyor adama bakıyor? 24. Bununla olsa olsa 20 yıldır bu. 23. 23 bak bildim. Sene. Adı ne beyefendinin? Boğuz. Çok Paulus'un Ermenicesi o da. Tamam. Peki hiç böyle değiştirmesini istediğiniz böyle arada bir sizi sinir eden bir huyu var mı beyefendi? Evet, sürekli ajans izlemesi. Ve onunla böyle seyredip onunla münakaşa ederler. Onlardan mı beyefendi? Hayır, o benimle münakaşa ediyor daha çok. Haberi seyredip oradan aldığı elektriği size mi? Hayır, ben ona elektrik yansıtıyorum haberlerden aldığım negatif elektrikle. Ama o zaman o sizin kendi sevmediğiniz bir huyunuz olmuyor mu? Beyefendi bir şey yapmıyor ki, açıp seyrediyor. Ama açma diyorum, açıyor. Yani sizin beyefendinin sevmediği huyunuz televizyon açması. Haberleri sürekli açması. Güldür güldür falan seyretmiyor mu? Tabii ki seyrediyoruz. Tabii ki, ne demek? Peki beyefendiyi de rica etsem ayağa kalkar mı acaba benim için? Çok teşekkür ederim. Cevap hakkı doğdu tabii. Hanımefendinin sevmediğiniz bir huyu var mı? Bazen sinir oldu. Yok, yok şimdilik. Şimdilik. Hayır, şimdilik. Yok. Aa, tabii tanıma aşamasında. Evet, evet, evet. Hayır, beyefendi diyor ki... Yani onunla zaman o kadar güzel, o kadar çabuk evet. geçti ki daha... Farkında bile olmuyorum, evet. Öyle yani. Öyle yani, evet. evet. Fırtına gibi bir şey yaşıyorsun. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Mutluluğunuz daim olsun efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız. Var mı başka? Ya biz çok mutluyuz ama bazı şeyleri böyle bazen sinir olabiliyorum bazı ruh hallerinde diye. Şurada bir beyefendi var. Eşimden 14 seneden beri evliyiz. Onda sevmediğim bir yanı ortası yok. Ya çok iyi bir insan ya da çok sinirli. Ne oluyor mesela? En çok nelerde parlıyor? Her şey parlayabiliyor. Ha. Eve geliyor, birden suratıma bakıyor, parlıyor. Evet. Ama bir tarafı da çok şeker, bir tarafı da çok iyi. Yani ortası yok. Bir tarafı i̇şte da çok iyi. Hangi zamanlar parlıyor, hangi zamanlar şeker oluyor? Şimdi Almanya'da fazla güneş olmadığından... hep yağmur yağmur olduğundan biraz sinirleniyor tabii. Buraya geldiğimizde güneş gördüğünde tabii şeker gibi oluyor muhakkak. Güneş görmesi geliyor. Evet. Biz güneşli bir yere taşımamız lazım muhakkak. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, fırtına gibi sorularımızı sorduk. Şimdi efendim bir eve konuk olacağız. O evde de hanımefendi, beyefendiden ya daha doğrusu bir huyundan, bir alışkanlığından biraz sıkkın, biraz bıkkın, artık isyan etmiş ve işte çocukları çağırıyor ne yapabiliriz diye durumu istişare edecekler. Bakalım bir çözüm bulabilecekler mi? Buyursunlar efendim. Yavrularım, hem de bir arada kızım. Oğlum. Canım ne oldu? Hayırdır? Niye çağırdın bizi? Yana. Niye çağırdın bizi anneciğim? Hayırdır? Hiç. Öylesine görmek için. Ha. Babanız da içeride. Gelir birazdan. İyi tamam. Hadi geçin oturun anneciğim. İyi, hadi oturalım. Hadi bari. Geçin oturun bir tanem. Güzel güzel oturun ha. Annem. Oturdunuz mu? Oturun. Hadi bana eyvallah. Hadi anne dur. Ne yapıyorsun ya? Gizli gizli gibi böyle. Aa, bizi çağırdı, kendi gidiyor. Evet. Ne oldu? Babanızı size iteliyorum. Babanızı size acilen iteklemem lazım. Bildiğiniz itekliyorum ya. Çekil ne oldu? Ya. Bir dakika dur, bir otur anlat. Gel şuraya bir otur anlat ya. Gel. Bana bakın, oturup anlatırım. Ha. Ama iki dakika sonra da iteklerim size. Tamam, iteklersin. Tamam, söz mü? Yani hadi otur, tamam. Hadi. Söz verdiniz ha? Tamam, tamam. Bırak, bırak, kurcalama valizimi. Ne bileyim mi? Saçma sapan bir şey var. O seni ilgilendirmez. Ananın valizi, ananın valizidir her zaman. Babanız berbat bir insan oldu. Çekilmez, lanet. E tabii nicedir, güneş de görmüyor. Nasıl babam? Ne kötü oldu? Diyorum, kötü. Seçimlerden sonra babanız aklını üşüttü. Ha. Delirdi adam. Niye?
Nasıl seçimlerle? Ne eksi var? Bunu anlamadım ki. Kızım, baban seçimlerle yaşıyordu. Seçimler, seçim sandıkları, anket sonuçları, sokak röportajları, o seçimin atmosferi, o seçimin gerginliği. Bunların hepsi onun küçük oyuncakları gibiydi. Ama seçimler bitti, babanız çıldırdı. Sanki elinden oyuncağını aldılar, çocuğun huysuzlandı. Ne mesela yani, ne yapıyor? Kızım neler yapmıyor ki ya, neler yapmıyor. Bin tane şey yapıyor. Sokakta o yaşayamadığı o gerginliği, o kahvede, o caddede seçim gerginliği yok ya. Onu eve taşımaya çalışıyor. Beni geriyor. Benden huysuzluk yaratmaya çalışıyor. Nasıl mesela? Nasıl geriyor olabilir seni evde yani? Bu seçimlerle bu... Ya ben bu evin vatandaşı değil miyim? Ben bu evin vatandaşı değil miyim? Ben bu evin vatandaşı değil miyim? Benim bu gömleğimi niye kirli sepetine atıyorsunuz ya? Kirli olduğu için olabilir mi? Ya kim karar veriyor buna? Neye göre kirli bu? Sabahtan akşama kadar izliyorsun deterjan reklamlarını. Yumuşatıcı lobilerin oyununa geliyorsun. Yeter artık, düşün bu çamaşırların yakasında ya. Siz benim çamaşırlarımı niye beyazlarla renkler olarak ayrıştırıyorsunuz? Yeter artık, bitsin bu düzen ya. Selam baba, biz geldik. He, nereye geldim? Anca seçimden seçime gelirsiniz zaten. Seçim bittikten sonra da ne hal sorarsınız, ne hatır sorarsınız. Soğanın kilosu olmuş bilmem kaç lira. Diyor ki baba, biz geldik. Nereye geldin? Sen önce mal varlığını açıkla. Benim mal varlığım yok ki yani. Baba, sen iyi misin? İyiyim kızım, sen nasılsın? Anketler nasıl? Hangi anketler baba? Anketler? Artık yok değil mi anketler? Oo, durum bayağı kötü ha. Oğlum kötü, kötü durum, kötü diyorum size. Adam iyi değil. Seçime gittik, oy kullanacak ya. Girdi oy kabinine, hüngür 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 ağladı. Sanırsın ki oy basmıyor da eski sevgilisine mektup yazıyor. Manyak zarfı parfüm sıkıyor deli gibi sokmadan önce içine. Bir de ne yapsa beğenirse zarfı yalıyor ya. Sen öyle bir yala, o dili 8 yerden birden kesiverdi. Manyak! Manyak! Yok artık anne ya. Bunlardan hiç haberimiz olmadı ya. Olmaz tabii haberiniz. Delip gittiğiniz var mı? Ananızı sorduğunuz var mı? Nasılsınız diye merak ettiğiniz oldu mu hiç? Ha? Olmadı tabii. Adam delirdi diyorum. Benim bir tane böyle şeyim var, saklama kabım var. Onu böyle oy kutusu gibi her yere yanında gezdiriyor. Tabii. Akşamları duşa kabine giriyor sandıkla. Kendi kendine oy kullanıyor içeride. Durum çok vahim çiçek, çok vahim. Allah. Tabii şimdi geçen sene genel seçimler vardı. Peki, bir dakika, bir dakika. Oy kullanıyor, gece oluyor sonra uyuyor. Bir şeyler daha anlatmıştın bana. Daha siz bizdeydiniz o gece, doğru. O gece ben... Ne işim var sizde o gece? Anlattı, anlattı. Böyle arada bir geliyor, biliyor musunuz? Her şeyde kalmıyor. Hanımefendi. Geceleri değişik şeyler oluyor. İyi ki hatırlattı birileri bana. Gece biz babamızla normal yatağa yatıyoruz. Normal bir süreç tabii. Tabii. Yatakta böyle yapıyor. Sandıkları tutun, sandıkları koruyun. Sandıklar, sandıklara sahip çıkın falan yapıyor. Ya sandıkları bırakmayındır o. Sandıkları bırakmayındır o. Sandıkları bırakmayındır o diyorum ben. Öyle Hüseyin mi diyorum? Tabii uykuda dürtüyorum. Sandıkları bırakmayın diyor. Sen de Hüseyin'e mi gidiyorsun? Üstüne gidiyorum ben onu. Bırakmayın mı diyorsun? Ha, böyle bir diyalog oluyor aramızda. Tuttun mu sandığını, iyice tuttun mu falan gibi şeyler. Ne diyorsun yok anne babama? Bir dakika, bir dakika. İyice karıştı. Hiçbir şey de beğenmiyor. Yeter, kendin gibi konuşursa Hüseyin gibi yap onu. Ha, Hüseyin gibi. Ya Hüseyin ne yapıyor mesela gece? Böyle gece kabuslar geçiriyor. Yani durumu iyi değil diyorum sana. Uyanıyor, uyanıyor, saklama kabımı alıyor. Duşa kabine giriyor, ben oyumu bastım. Bir de bir kere daha bastım, bir kere daha böyle şey daha yapıyor. Allah ağlıyor, duşa kabine giriyor, çocuk var. Hay Allah'ım yarabbim. Tabii şimdi geçen sene yani genel seçimler vardı. Tabii. Peşine de yerel seçimler olunca doğal olarak... Seçimler babamda bağımlılık yarattı yani. Peki bir şey soracağım. Canım oğlum, adam seçimler bitince yoksunluk geçiriyor. Bir şey diyeceğim anneciğim. Bir kahveye maviye gitse, arkadaşlarıyla falan otursa, bir sohbet etse, ne bileyim bir şey yapsa olmaz mı? Ne diyorsun? Hiç kimsesi yok ki. Arkadaşları bundan nefret ediyor. Bu deli diyor, manyak diyor. Yapayalnız böyle bir başına kaldı. Diyor ki ya bir defol git diyorum çayhanene. Git orada çayhane. Çayhane ya. Çayhanedir o. Siz deli mi oldunuz bugün? Beni mi sordunuz? Nasıl bir yer? Bir de çay mı? Çayhane var. Çay içiyor. Kivili çay içiyor işte. İyi tamam peki. Onlar bizim buralarda, bizim buralarda. Kivili çay mı? Kivi içiyor. Kivi içiyor. Kivi çayı içiyor. Kivi çayı içiyor.
Sen Ozan diyor... takılma, bitmez bu skeç. Ama annem de iyi değil gibi yani. Ben de... Ben nasıl iyi olayım ben ya? Biraz seninle ilgileniyorum. Yavrum neler yaşıyorum diyorum sana. Evet, valizimi aldım gidiyorum ben. Siz beni bırakmadın. Aklıma geldi. Vallahi dur, dur, tamam dur, dur. Otur, otur. Çayhane diyordun. Ha, çayhane. Sen çayhane. Çayhaneye git diyorum. Ha. Kivili bir tane çay iç. Olmadı normal çay bulursan onu iç. Ha, bir defol git diyorum. Bir gezin gel diyorum. Yok ki gidemiyorum ki. Ya yine mi yemekten kuru fasulye yok? Yine mi taze fasulye yaptınız? Bu evde niye kuru fasulye pişmiyor? Niye hep taze fasulye pişiyor? Niye fasulyeleri kuruyla yeşil diye birbirinden ayrıştırıyorsunuz? Ya bu kuru size ne etti? Bitirdiniz mutfağı, bitirdiniz. Ama bu böyle bitmez. Bu düzen yıkılacak efendim, bu düzen yıkılacak. Yık ulan yık! Yık düzeni, yap fasulyeni, ha? Yaparım ne var? Ben bu işi mutfağından geliyorum. Niye yapayım? Sehpa... Ayağıma takılıyor. Bu sehpa, bu sehpa vatan hainidir bu sehpa. O sehpa vatan haini olamaz Hüseyin çünkü o sadece bir sehpa. Sen sus! Seninle sandıkta hesaplaşacağız. Adam ne sandığı? Sandık yok. Sandıklar kapandı, seçim bitti. Sandık mandık yok Hüseyin. Tamam. Delirtme beni. Bitmedi. Bitmedi, tamam mı? Bitmedi, bitmeyecek. Bitsin istemiyorum. Bitmiyor işte. Sakin ol. Babacığım. Babam iyi misin ya? Ha? Bu sehpa var ya kızım. Bu şey dış güçlerin oyunu bu. Dış güçler dediği yan komşu. Onların hediyesi sehpa. Tamam dur, tamam. Ya babacığım. Babacığım. Bak sen haber kanallarını izleye izleye seçim baba. Dinliyorum lan, duyuyorum seni. Seçim bağımlısı olmuşsun sen haber kanallarını izleye izleye ya. Bak bu bağımlılıktan kurtulman lazım. Biliyoruz lan. Bitti seçimler, bitti bitti. Haberimiz var. Özlüyorum oğlum. Seçim atmosferini özlüyorum lan ben. Herkes ne güzel birbirine bağırıyor, çağırıyordu. Bir anda durdu her şey. Niye böyle oldu? Babacığım sen yine aç izle televizyonunu. Orada bitmedi ki o kavgalar, gürültüler, tartışmalar hala var. Hiç beni anlamıyoruz ya. Aynı şey mi sanki? O atmosfer, o seçim öncesi gerginlik. Şimdiki tartışmalar ne? Hiçbir rakamsal karşılığı yok bu rakamsal. Dedi kesin ki yapmamıştım. Bu kararsız seçme... Artık bir susun da oyunu yapalım. Otuz beş sayfa yazdınız üstüne. Herkes ne yazsın oynasın o zaman. Bu tartışmalar hiçbir rakamsal karşılığı yok. Ben o kararsız seçmenin seçim sonuçlarına etkisini özlüyorum ya. O tepki oylarının ne olacağını merak ediyorum ben ya. Hiç beni anlamıyorsunuz. Bunlar ne ki? Tamam o zaman bir sonraki seçimleri bekleyeceksin Hüseyin. Yapacak bir şey yok. Hakikaten. Ozan bir sonraki seçimleri ne zaman oğlum? Ya boş ver baba, bırak ya bir sonraki seçimleri ya. Ne demek boş ver oğlum? Söylesene lan. Ne zaman lan bir sonraki seçimler? Ya bırak baba, tamam mı şimdi? Ne gerek var? Söyle oğlum, ne zaman işte bu seçimler? İyi tamam, 2028'de. Yok 4100! 2028 ne? Kim öyle kim kalan ya ulan? Şu dünyada bir kez olsun daha, bir seçim daha göremeden göçüp gideceğim bu dünyadan ya. Allah aşkına abartma artık ya Hüseyin, abartma be. Tamam, tamam bu böyle olacak. Hadi kalkın çıkalım dışarıda, bir yemek memek yiyelim biraz havamız değişsin baba. Hadi gel kafan dağılır, hadi kalk. Hadi kalk. Nereye gideceğiz? Şu aşağıdaki şeye gidelim ya, köfteciye gidelim. Aşağıda köfte yeriz. Köfte mi? Şimdi ne oldu? Aferin kızım ya, yine seçim hatırlattın, bravo. Ya tamam, bir sakin olun. Tamam, bir dakika. Hah bak şu aşağıda 8 kilometre ötede dönerci açılmış. Oraya gidelim işte, hadi. Ya olmaz şimdi, trafik vardır. O kadar yolu nasıl gidelim şimdi? Gerek yok, aşağıda yerim. Ya ne olacak canım, 8 kilometre ne ki ya? 8 adımda gideriz işte. Siz cezalısınız ya. Ne oluyor? Ya bile seçim atlatıp duruyorsunuz. Hiç haberiniz yok. Ne alakası var seçimle bunun? Ben de anlamadım ya. Ya kim? Ne bileyim kim? Allah aşkına sakin ol Hüseyin. Allah aşkına. Sen nereye bakıyorsun? Sakin ol. Nereye bak? Baba ya. Abla biz geldik. Hoş geldin. Hoş geldin. Abla. Enişten nasıl? Vaziyetler aynı mı? Ha İbo. İbo sen mi geldin lan? İbo gel biraz seçimlerden konuşak lan, ne olur ha? Ya yeter enişte, seçim için bitti. Seçtik, oy verdi, bitti. Beni bir sal da artık ya. Aa, 2 yıldır seçim seçim seçim, siyasetten bize gıda geldi. Sen de bir yıl bir artık bir bık be enişte be ya.
Ne haber çocuklar? İyi vallahi dayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Özleştik vallahi ya. Hiç görüşemiyoruz çocuklar. İyi misiniz? İyi zenge ya. Ne yapalım? Yani şu işten güçten bir türlü fırsat bulamadık. Anca geldik. Dayı sen ne yapıyorsun? İşler nasıl? Durgun be oğlum. İşler nasıl olsun? Seçimler yüzünden mi? Seçimlerin yansıması mı? Seçimden sonra mı durgunlaştı? Seçim oldu değil mi? Seçim yüzünden mi? Değil. Allah Allah. Ne alakası var? Odun kömür satıyorum ben ya. Kış bitti. İşler durdu. Sen nasıl yeter abla? Nasıl olayım Nazlı'cığım işte. İdare ediyoruz be hayatım. Nermin'lere gittim geçen. Sana çok selam var. Ay keşke sen de selam söyleyin. Söyledim, söyledim. Ne yaptı, kızını evlendirdin mi? Yok kız, nişan atıyorlar. Sen ne diyorsun? Yeminle sana. Bak ben o çocuğu var. Anne. Sen... Anne. He? Babam orada ne yapıyor? Seçim otobüsleri geçsin diye bekliyor. Günün belli saatlerinde gidiyorum, bekliyorum böyle. Ne yapıyor? Hüseyin. Hadi gel hayatım. Bak ailecek oturuyoruz. Gel baba. Hadi gel iki sohbet edelim. Hadi bir tanem. Baba. Bak telefonda mesaj geldi. Ay kim de geldi? Hı, adaylardan biri mesaj mı attı? Yoksa genel başkan mı yaptı? Kızıyorsan bir tek mi var? Reklam mesajıymış ya. Mesaj bekleyip duruyor bütün gün. Hüseyin. Anla artık. Sana mesaj gelmeyecek. Çünkü seçim bitti. Seçim bitti. Sandıklar kapandı Hüseyin. Seçim bitti ulan. Bitti artık, bitti. Anne, anneciğim ya ah. Tamam. Babamın üstüne gitme artık ya. Belli ki bir anda bırakamayacak bu illeti. Anne, benim babam. Fenayım. Otur bakayım baba. Babacığım, ay üzülme sen ya. Üzülme, tamam geçti, geçti. Hadi bakalım. Enişte tamam ya. Değil mi? Tamam, tamam. Yeni seçim olacak. Tabii, dert tabii. Etme. Tamam, vallahi ama. Ya babacığım. Amerika'da seçimler olacak. Öyle düşün. Baba, ne yapalım senin için? Söyle. Seni nasıl mutlu edebiliriz ya? Söyle, yapalım hemen. Söyle. Benle sokak röportajı yapın. He? Ne yapalım? Ne diyorsun ya? Benle sokak röportajı yapın. Hangi partiye oy vereceksin diye sorulan soruları çok özledim ya. Nasıl özledin ya? Sen sokak röportajı mı verdin? Tabii Nazlı. Sokak sokak gezdi bu seçim boyunca röportaj vermek için. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarından daha çok meydan biliyor. Tamam, oldu. Hadi bakalım. Ne hadi bakalım? Abi babama mikrofon tut. Bizim kumanda ne tut ne? Dur soru sor. Adam ne? Ne diyorsun? Ne may saçma sapan şey mi yapacağız ya? Adam. Hadi bakalım soru soralım şimdi babama. Röportaj yapalım. İyi, iyi hadi bakalım o zaman. Tamam gel baba. Gel ben sana soru sorayım. Çiçek de bizi çeksin hadi gel. Gerçek mi? Gel hadi gerçek vallahi gel. İyi tamam hadi. O zaman burası sokakmış tamam mı? Tamam. Ve geçirse ben durdur sorun. Tamam. 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 Haber et. Tamam ben sana söyleyeceğim hadi. Nasıl gülüyorsun? Abla. Kocan evcilik oynar gibi seçmencilik oynuyor. Ne diyorsun? Ne diyeyim İbrahim? Vurmuş eline evet mührünü. Onu da üç tane yan yana koymuş. Üç tane dövme gibi evetle geziyor. Ne yapayım? Ne diyeyim İbrahim? Tamam hadi, hadi şey yapalım. Hadi tamam. Başlıyoruz baba biz. Başlıyoruz baba. Üç, iki, bir. Kayıt, evet, hadi. Hadi. Allah Allah, ne kadar güzel bir yer. Merhabalar. Aa, ne oldu? Kime oy vereceksiniz seçimlerde? Vallahi önemli olan şehrimiz için hayırlı olması. Adayların lafta değil, hizmette bir yarışa... Olmuyor ya, bir şey eksik ya. Ne eksik? Öyle değil lan, düzgün şey yapıyorum. Ha. Ya böyle tansiyon olması lazım. Sokak röportajında bağırış çağırış bir şey var. Böyle olmuyor ki tek başına. Tansiyon, yüksek bir şey, kavga. Tamam baba, ne yapalım? Ananla dayınlar da katılsın. Herkes bir şey söylesin, bağırsın, bağırsın. Bir hakaret, makaret, böyle tansiyonu yüksek tutalım. Ya Enişte, yok artık öyle çocuk gibi laneler ya. Gelmişiz, kalk git oradan. Hadi canım, tamam. Ya bu adam ağlıyor. Ulan çay içmeye geldik, röportaj veriyoruz arkadaş ya. Hadi yenge, hadi anne, hadi. Tamam çocuğum. Bir şey yok. Yapıyoruz, he? İyi hadi, ben gidiyorum. Tamam. Tamam, hadi geç baba sen. Hadi. Biz gene sayacağız, tamam mı? Ya bu ne? Kayıttayım ben. Tamam, kayıttasın. 3, 2, 1, kayıt. Kayıt. Hanımefendi, merhabalar. Seçimlerde kime oy vermek istiyorsunuz? Bilmiyorum, kararsızım şu an. Kararsız olmaz. Çatışmanın çıkması için kararlı olmasın. Anan kararlı olsun oğlum. Tamam. Tamam, sen çık, tamam. Hadi, hadi abla, kime oy verdin? Sen söyle işte. Anne, sen de kararlı olacak, tamam. Evet, hadi. 3, 2, 1. Evet. Merhabalar hanımefendi. Merhaba, merhaba. Seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Ya memlekete ne yaptı sen ya böyle? Gebeş dayı. Bunlar böyle gebeş kaplumbağa. İnsanların yaptığı hareketlere bak. Sen bunları...
Zaten hep sizin yüzünüzde rol yapıyorlar. Hep sizin... Siz de katının kişiyi. Ya size ne beyefendi, size ne? Ya senin zaten böyle böyle oldu. Böyle böyle dediniz diye. Ya bir dakika, olmuyor ya, olmuyor ya. O isteyerek kavga, o isteyerek o içindeki o... Yani arzu yok yani. Ya birisi siz gürültü olsun diye lölölö. Kim lölölö diyor? Lölölö diye kim? Ben dedim çünkü bir fikrim yoktu, ses yapayım dedim. Olmaz böyle ya, vallahi şey... Bir dakika, ben de bir soru sorayım. Ne olur yerine geç, Ozan'a bir soru sordurayım. Gezegenleri saydırsana. Babaya mı? Olur, babaya, İbrahim'e, herkese söyle. Okey, tamam. Peki efendim, seçimden bambaşka bir yere gidiyoruz şu an. Bizi gezegenleri sayar mısınız lütfen? Hemen soruca gidelim bence. Ya! Onu aramadın mı? Onu istemedin mi? Sen onu duyasın ki. Onu adam söyledi, sen bak. Kendi bildiğin gezegenleri saysaydın mı? Tamam, doğru söylüyorsun. Uranüs dediniz herhalde. Satürn, Neptün, iyi misin falan? Tamam, ben alacağımı aldım. Ha, evet. Ya olmuyor ya, olmuyor böyle. Ne olmuyor, ne olmuyor gene ya? Hiç üsteyerek yapmadınız, vallahi hevesim kaçtı. Üf. Ya hadi oturalım. Allah'ım sen bana yardım et. Sen bana yardım et. Allah'ım vallahi bezdim artık. Yeter hanımcığım, bir akşam daha kolay gelsin. Hoş geldin. Yeter Hanım, efendim, söylediğiniz gibi markete gittim. İstediğiniz deterjan yok efendim. İki tane deterjan kalmış. Bir tanesi Cumcoş, bir tanesi Doktor Hijyen. Sizin seçiminiz hangisi efendim? Seçim mi? Türkiye bu sorunun cevabını bekliyor. Acaba Cumcoş mu yoksa Doktor Hijyen mi? Evet, hemen seçin. Hemen seçelim bunu. Ne oluyor ya şu an? Bana bak, sen benim saklama kabımı almışsın Hüseyin. Ver şunu kabımı. Dur, evet. O zaman programımıza İbrahim Bey konuğumuz. Onunla konuşalım. Efendim, sizce seçimin galibi kim olur? Uranüs mü? Seçimin galibi sizce kim olur? Doktor Hijyen mi yoksa Cumcoş mu? Enişte sok o sandığı cebine. Peki, evet. İbrahim'e daha sonra tekrar döneceğiz. Peki Nazlı, Cumcoş %41'li önde diyorlar. Ne diyorsun? Sence kim kazanır? Ya dört kişilik ailesiniz nasıl %41'li oluyor ya? Benim kafam almadı. Allah aşkına abartma Hüseyin. Darlama artık insanları. Hadi be bir tanem be. Bir eğlencemiz var ya. Yani. Nal etkisi ya. Ben gidiyorum ya. Duş kabine girip onu kullanacağım. Küskün seçmen gidiyor. Bana bak. Bana bak. Oy kullanırken duşakabinde diline dikkat et, yeni iyileşiyor dili. Ne yaşandı ya? İstersen çok sorgulama. Sen de ne bulursan getir işte, hangisi varsa yani. Yani burada yaşananları kafana takma Bahadır efendim diyorsun. Enteresan. Neyse Yeter Hanım, bu arada toplantıda yoktunuz. Toplantıda Allah'ın kararı söyleyeyim. Kazan dairesini baştan yaptırıyoruz efendim. Sizin daireye düşen para da 3.900 lira. Ne? Maalesef. Artık yok ama ya. Kaç kere yaptıracağız ya? Böyle yönetim olur mu ya? Böyle yöneticilik olur mu Nazlı? Ay 3.900 çok abla. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? İlk toplantıda seçim yapın, yöneticinizi değiştirin başka türlü. Ya boş ver yenge ya. Kim uğraşacak apartman işleriyle ya? Evet. Ayrıca yani apartman yöneticiliğine kim aday olur ki ya? Aa ulan ben! Ben ya! Nasıl aklıma gelmedi ya? Ben yöneticiliğe adayım. Hayda. Ya babacığım sen ne anlarsın apartman yöneticiliğinden? Hem niye böyle bir şey yapasın? Ya seçim olsun diye. Hadi buyur ya. Hadi buyur hakikaten. Vallahi artık çok geçireceğim. Kaldı. Ana ulan vallahi benim hiç aklıma gelmiyor. O zaman benim hemen kendime bir seçim şarkısı bulmam lazım. Don't 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 don't. Hüseyin geliyor. Aidatlar düşüyor. Olabilir bu. Hüseyin geliyor. Daha temiz merdivenler. Asansörler. Don't 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 don't. İyi gidiyor. Bence iyi. Ya bizi de şu deliliğe bulaştırdın ya baba. Gerçekten helal olsun. Evet, yepyeni bir seçim maratonuna giriyorsunuz Yeter Hanım. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bundan önceki seçimlerimi düşünüyorum da İbrahim. Ben çok yanlış adayı seçmişim. Çok. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılır.